Esas meseleye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer. İletişim Başkanımız Profesör Doktor Fahrettin Altun'un TRT Akademi'nin açılışında yapmış olduğu konuşmayı dinledik. Bizim gündemlerimizden birisinden bahsetmiş oldu. Onu devam ettireceğiz çünkü İsrail, terör devleti İsrail gerçekleştirdiği soykırım sebebiyle Lahey'de yargılanıyor. Fahrettin Altun da bu konuyla alakalı İsrail'in Lahey'de yargılanması sürecinde Türkiye'nin bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını söyledi. Türkiye'nin bu konuyla ilgili konumunun neler olacağını konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Doktor Taceddin Kutay, Akşam Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz efendim. Hoş gördük efendim. Merhabalar. Merhaba. AK Parti MKYK üyesi Emre Cemil Ayvalı. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Murat Bey. Ve Doçent Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz, Star Gazetesi yazarı. Hoş bulduk. Ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi bugün neleri konuşacağız? Elbette ki en önemli gündemlerimizin başında çok sıcak bir gündem olduğu için Yemen meselesini bir parça konuşmak istiyoruz. Çünkü gece saatlerinde ABD ve İngiltere savaş uçakları hem havadan hem karadan hem de denizden denizaltılarla Yemen'deki Husi mevzilerini vurdu. Ve bir anda bütün gözler bölgeye çevrilmiş oldu. Yemen'deki gelişmeleri kısaca konuşmak istiyoruz. Aslında bu konu İsrail'in Gazze'ye yapmış olduğu saldırıyla doğrudan ilişkili zaten. Bu saldırıların gerekçesi olarak zaten Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere saldırması gerekçe göstermişti ABD ve İngiliz kuvvetleri. O sebeple biraz bu meseleyi konuşacağız ama elbette ki en önemli gündemimiz yerel seçimler. Yerel seçimler artık 80 günden çok daha az bir süre kaldı. Ve AK Parti adayını açıkladı. İstanbul adayı Murat Kurum'un açıklanmasıyla beraber İstanbul'da 5 gündür Murat Kurum rüzgarı esiyor. AK Parti'nin adaylarının önemli bir kısmı açıklanmış oldu ve pazar günü de Sayın Cumhurbaşkanımız geri kalan adayların açıklanacağını ifade etti. Buna karşılık Cumhuriyet Halk Partisi'nde de ciddi bir aday krizi yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde hiç durmadan kavga sesleri yükseliyor. Bu tansiyon nereye evrilecek? Özellikle de Hatay depreminde ciddi bir mesuliyeti olduğu düşünülen Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde tansiyonu iyice yükseltmiş durumda. Bu konuları konuşacağız ama önce sıcak gündemimizle başlıyoruz. Taceddin Hocam, Yemen'de bir ABD ve İngiliz ortak kuvvetlerinin saldırısı gerçekleşti. Husi mevzilerine yönelik yani kuzeyde Sana'yı elinde tutan ve 10 yıldır iç savaşın yaşandığı Yemen'de böyle bir saldırı gerçekleşti. Daha sonra ise bu saldırı durdu ve ABD kuvvetleri Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Husiler eğer saldırılarını durdurursa bu saldırıların devam etmeyeceğini ve Yemen'deki meseleye daha fazla müdahale olmayacaklarını ifade ettiler. Neler oluyor Yemen'de? Yani Amerika şimdiye kadar müdahil değilmiş, şimdi müdahilmiş gibi bir algı oluşturmanın alemi yok. Zaten İslam ordusu adı altında Suudi Arabistan'ın kurmuş olduğu birlik, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Asya ülkelerinden devşirdikleri askerlerle Yemen iç savaşına zaten müdahildi Amerika bu ülkeler üzerinden. Yani burada bir Amerika şimdiye kadar yoktu da şimdi durup dururken ortaya çıktı gibi bir şey söylemenin alemi yok. Elbette Amerika'nın kendisine bizzat aşikare gösterdiği ortam İsrail'in bir şekilde tehdit edildiği ortamdı. Şimdi burada başlayın. Birkaç aydır alenen ve yüksek sesle konuşulan ancak birkaç senedir de duyduğumuz gündemimize ister istemez gelen bir hadise var. Bu hadisedir. Şu andaki Gazze çatışmalarını da zannederim Mehmet abi bu mevzuyu yani zannederim değil Mehmet abi bu mevzuyu benden çok daha iyi bilir. Öyle. Bu sebeple ondan evvel sözü almanın avantajını kullanarak bir şeyler söyleyeceğim ama o tekmil edecektir. Gazze'nin 7 Ekim operasyonu olmasaydı da Hamas tarafından düzenlenen bir şekilde işgal edilme planının zaten İsrail açısından hayati bir ehemmiyeti olduğu unutulmaması gerekenin ise Kızıldeniz'e açılan Süveyş kanalına alternatif bir Eliat limanına açılacak bir Akabe kanalı planladı. Hı hı. İsrail'in uzun süredir konuşuluyordu. Gazze Savaşı ile birlikte de analistler bunu daha yüksek sesle dillendirir oldular. Şimdi
Suudi Arabistan'da, İsrail'inde burada maddi çıkarları var. Bu konuda anlaşmış gözüküyorlar. Ama açıldığı yerin bir tarafı orası bir şeytan üçgeni gibi. Yani bir tarafta Suudi Arabistan'ın akabesi var. Tam Mısır'la komşu olacağı yerde de İsrail'in eliyatı var. Az ilerisinde zaten Mısır'ın toprağı başlıyor, Sina Yarımadası. Biraz daha aşağı inerseniz turistlerin yüzdüğü Şarm el Şeyh. Şimdi buradan da inseniz, Süveyş kanalından da inseniz çıkacağınız yer Kızıldeniz. Dolayısıyla siz Somali ile Yemen arasındaki, ki Somali korsanları ile bir dönem iştihar etmiş bir yer. Yemen'de de Husiler uzun menzilli füzeleri kullanıyorlar. İsrail'in bu planını bir şekilde hayata geçirse dahi Kızıldeniz'in çıkış ağzında tehdit edecek bir yapıya dönerseniz bunu size döndürtmezler. Yani 30 bin adam insan boşa mı öldü der Amerika. Yani İsrail bu olsun diye 30 bin insan öldürdü nahak yere, görüyorsunuz. Ya boşa mı öldü bu adamlar, siz şimdi de bunu baltalıyorsunuz. Böyle bir noktaya geldiği kanaatindeyim. Elbette burada şunu da ihmal etmemekte fayda vardır. Bir süredir İsrail'in uluslararası arenada sarsılan meşruiyetini yeniden tahkim etmek üzere lokal örgütsel tehditlerden ziyade batıya yönelik devlet tehditlerini ön plana çıkaran bir dil kullanılıyor. Burada ön plana çıkan İran'dır. Çünkü Sünni hat, Sünni İslam batıyı, onların ifadesiyle tırnak arasında söylüyorum, selefilik ve politik radikalizm üzerinden örgütsel olarak, terör olarak tehdit eder. Yani küçük terör grupları olarak tehdit eder. Buna mukabil bir de Şii İslam vardır ki bu Lübnan'da, İran'da, hatta şimdi Yemen'de İslam alemi adına, İslam aleminin bir parçası olarak Batı medeniyetini devlet terörü ile tehdit eder. Şimdi bakıyorsunuz son zamanda yaşananlara, Lübnan'ın hadiseye çekilmek istenme çabaları, bir taraftan Suriye'deki o Nusayri rejime karşı yoğunlaşan baskılar, İran'daki o adamın adını unuttuk, kasap neydi? Onun cenazesi. Kasım Süleymani. Kasım Süleymani'nin anma töreninde yaşanan patlama. Ve şimdi de Yemen'e dönüp baktığımızda Şii hattın İsrail çatışmasına bir şekilde dahil edilme çabasını görüyorsunuz. Çünkü unutmayalım, İran her ne kadar genel şaya Hamas üzerinde etkilidir şeklinde olsa da Hamas'ın Şii damara karşı çok büyük bir mesafesi olduğunu bilmeyen yoktur. Yani bu İslami cihatla Hamas arasındaki temel fark. Yani ben işin uzmanı değilim ama en azından sahayla ilgili yaptığımız araştırmalar, görüşmeler, okumalar bize bunu gösteriyor. En cahili dahi bunu biliyor. Dolayısıyla şimdiye kadar kendisini bir şekilde beri tutan Şii hattın, Hizbullah'ın da bir şekilde bu işe biz karışmak istemiyoruz yorumu, ardından Hizbullah'ın kontrol ettiği mecralarda Hamas'a ait, Hamas'ın önde gelen liderlerinin suikaste uğraması, sonra İran'daki bu suikastler, şimdi de Yemen'e yapılan bu şey, bir taraftan da Şii hattın bu gerilime dahil edilmesi çabası, dolayısıyla İsrail'in uluslararası arenada sorgulanan meşruiyetini yeniden, bakın biz sizin için bir baraj kapağı vazifesi görüyoruz Orta Doğu'da. Yani biz buradan çekilirsek, buradan fışkıracak su sizi de sele boğar demek istediği bir ortamı intihac ediyor gibi geliyor bana. Fazla uzatmayayım. Evet, teşekkür ederim. Böyle görünüyor. Hocam. Emre Bey, şimdi İsrail soykırım suçları sebebiyle Lahey'de yargılanmaya başlandı. Bugün ikinci günü ve İsrail burada savunmasını vermeye başladı. Öncelikle mahkemenin meşruiyetini sorgulayan bir savunma yapmaya başladı. Fakat bugün bu davada kullanılan deliller içerisinde biraz önce iletişim başkanımız Fahrettin Altun'da ifade ettiği gibi TRT'nin ve Anadolu Ajansı'nın çekmiş olduğu görüntüler delil olarak mahkemeye sunuldu. Bu yönüyle de Türk medyasının çok ciddi bir başarısı rolü var. Var evet.
Bu konuyla ilgili ne dersiniz? Yani Türkiye aktif olarak aslında mahkemede diğer bütün unsurlarıyla delil toplama konusunda da ciddi bir gayret sarf etmiş oldu. Aslında Anadolu Ajansı ve TRT hakikaten işin en başından beri zaten hani ciddi bir bedel de ödendi. Bedel ödeyen muhabirlerimiz de oldu. Sahadaydı ve en sıcak haberlerin dünyaya yayımında ciddi bir etkisi oldu. Neredeyse herhalde bu X'in sahibinin o uydu görüntüleriyle sürece verdiği katkı dışında hakikaten yerel manada ilk başlarda özellikle en çok haberin, delilin Türkiye'den gittiğini söylemek mümkün. Tabii bu mahkemenin en sevindirici yanı uzun süredir İsrail'le ilgili hani bu soykırım meselesi vardı. Hep biz bu dili kullanıyorduk. İsrail'i lanetleyen, telin eden artık soykırım yaptığına dair kapsamlı hukuki ve siyasi yorumları yapan bir müktesebat oluşmuştu. Ama ilk defa artık siyasi mülazalar dışında hukuki bir sürecin başlaması açıkçası süreç açısından bir milat niteliği görüyor. Tabii burada herkesin taraf olduğu 1951 yılında giren 9. madde. Bu soykırım suçlarını tanımlayan ve soykırım suçlarına dönük devletlerin yükümlülüklerini İsrail'in de taraf olduğu. 180'e yakın ülkenin taraf olduğu maddenin artık temelinde başlayan bir süreç. Ve burada en güzel yan da şu acil önlem kararı. Yani bir nevi ihtiyati tedbir kararının alınmış olması esasa girmeden evvel. Hani dünyadaki kamuoyunun bundan sonra referans alacağı bir hukuki temel olması açısından önem arz ediyor. Türkiye zaten Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz 1,5-2 ay boyunca bunun aslında şeyini vermişti, ipuçlarını vermişti. Hatta ipuçlarından ziyade son dönemde iyice net bir konuşma ortaya koymuştu. Kaçışın yok, yargılanacaksın demişti. Çok kendinden emin bir şekilde. Yani demek ki bir nevi hani belki bu işin öncüsü olarak Güney Afrika gibi gözüküyor. Ama demek ki hani arka planda ciddi bir diplomasi trafiği, diğer taraftan bu hukuki sürecin başlatılması için gerekli görüşmeler yapılmış ki bu önden söylendi. Hani Türkiye'nin evet medya üzerinden, sahadaki varlığı üzerinden sürece müdahil olması bir yana, işi kurgulayan ve sonrasındaki en sıkı takipçisi olarak öne çıkması da ayrı bir husus diye düşünüyorum. Tabii bu davanın uluslararası hukukçular 3 yıla yakın zaman süreceğini söylüyor. Hani bize belki bu anlamda uzun gelebilir ama açıkçası bu uluslararası ilişkiler açısından ve o süre zarfında da hani sık sık bu davanın gündeme gelmesi vesilesiyle İsrail'i köşeye sıkıştıracak bir süreç olduğunu düşünüyorum. İnşallah tamamına da erer. Evet hocam, Lahey meselesiyle devam edelim isterseniz. Tabii elbette Yemen'le ilgili söylemek istedikleriniz varsa onları alalım. Bir değineyim oraya. Buyurun. Vaktiniz müsaitse. Şimdi tabii bu Husiler Bedrettin Husi'den ismini alıyor. Seyircilerimizin bilmesinde fayda var. Zeydi aslında bu hareket temelinde çok uzun zamandır Zeydi imamlığını savunuyorlar. Bir anlamda Şiilikle Sünnilik arasındaki o sarkaçta Şiiliğin en ucunda yer alıyor. Fakat burası 1912'de hareket aslında Bedrettin Husi, 1992'de. Tam böyle hani o 90, 91, 92 o yılları düşünecek olursak kritik bir tarihte kuruluyor. Ve o günden sonra İran'ın ve Lübnan Hizbullah'ın desteğiyle aktif oluyor. Fakat tabii Gazze ile niye ilişkilendiriyoruz? 1986'da Bedrettin Husi oğlu Hüseyin'le beraber Tahran'a gidiyor ve ilk İran'la temasını evet. 86'da kurmuş. Evet. Yani tam o işte Soğuk Savaş sonrası geçiş alanı. Ama bir yandan da bu tip hareketler dünyada başka merkezlerle de ilişki halinde oluyor ister istemez. Çünkü bizim geçen yıldan beri en çok üzerinde durduğumuz yeni koridorlar tartışmasında Yemen çok hassas bir yerde. Yani aslında Gazze ile de çok ilişkili bu mesele. Çünkü Gazze'nin mevcut coğrafi konumu, İsrail limanları için kritik konumu,
Süveyş'in hemen doğusundaki yer alma meselesi ya da Taceddin'in bahsettiği sağ olsun Akabe kanalının çıkış hattı, bütün bunlar bu bölgedeki istikrarla ilişkili. Burada şimdi uzun zamandır bir istikrarsızlık var. Doğudan gelecek bir mal Malaga'dan geçiyor. Malaga Boğazı'ndan ve ardından iki tane körfeze girip çıkıyor. Yani burada özellikle Kızıldeniz'e girecek ve Süveyş kanalına çıkacak bir ticaret hattının, ki petrol temelli bir ticaret hattının geçebilmesi için Yemen'de, Somali'de, Eritre'de, Cibuti'de bir istikrar alanı olması gerekiyor. Demek ki 7 Ekim Gazze meselesi bir ticari bir anlamda istikrarsızlaştırma arayışı içerisinde düşündüğümüz zaman, bunun ardından Yemen'de yaşanabilecek veya farklı kritik liman hatlarına yansıyabilecek bir tartışma ve çatışma aslında dünyadaki jeopolitik gerilimi bize gösteriyor. Bu anlamda özellikle İran'ın paramiliter unsurları hem Suriye'de hem Irak'ta hem bir yandan Yemen'de desteklemesi bize şu soru işaretini de getiriyor Murat. Yani İran'ın paramiliter unsurlarla var olduğu her yerde bir müddet sonra sahaya hakim olan ABD ve müttefikler oluyor. Çok ilginç bir tespit. Bu hiç değişmedi. Yani önce İran paramiliter gruplarla hakim oluyor. Sonrasında oluşan krizle beraber ABD oraya daha çok yani değişiyor. İran sahada Şiili araçsallaştırarak orada bir pozisyon elde ediyor. Yerel bir milis unsurunu besliyor. Buraya zaman zaman farklı ülkelerden nüfus da getiriyor biliyorsunuz. Yani Pakistan gibi alanlardan Şii transferi de yapıyor. Daha sonra buralarda çatışma büyüdükçe bir bakıyorsunuz ABD Orta Doğu'ya yeniden dönme kararı alıyor. Yani çekildi Orta Doğu'dan, daha büyük bir dönüş yapıyor. İşte Merkez Kuvvetler Birliği'nin karargahı haline getiriyor Orta Doğu'yu. Yani adeta çekilme diye. Evet. Şimdi bu işin de yani Husilerin bu özellikle ticaret gemilerine yaptığı saldırılar özellikle düşündüğümüz zaman İran'ın 10 milyar doları serbest bırakıldı biliyorsunuz. Evet. Daha önce bir 6'sı bırakıldı. Yani 16 milyar dolar İran'ın serbest bırakıldı ABD'nin izniyle. ABD'nin elinde izniyle. 16 milyar dolar İran'a geri verildi. Şimdi ABD bu aynı izni niye ABD verdi? İsrail'e de 17 milyar dolar gönderdi. Evet. ABD İran'a bu izni niye verdi? Ve İran'a bağlı net söyleyebiliriz yani. Ensarullah adını kullanan Husiler diye bilinen hareket bu saldırıları niye yaptı? Demek ki bu kavşakta bir istikrarsızlık tartışması var. Ve buraya Gerald Ford gemisini ABD niye getirdi diye hani ilk günlerde bir tartışıldı ya. Bizde de çok fazla maalesef bu bizim için geldi falan diyenler var. Oldu böyle şeyler. Aslında bu geminin niye geldiği bugün çıktı. Çünkü burada büyük bir ticaret akışı var, aksı var. Bu aksta hakim olma arayışı var. O denklemde de zaten denizde ABD büyük bir 76 tane uçağa sahip Gerald Ford'u getirdi. Bir de Katar, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün buralara Patriot verdi. Demek ki hava savunma sistemleri, denizde güçlü bir donanma, ki buna Güney Kıbrıs'taki üsleri de sayarsak, ABD'nin ve İngiltere'nin buradaki takviye birliklerini de sayarsak, burada Çin'in ve Rusya'nın herhangi bir manevrasına karşı İran'ın vermiş olduğu bu anlamda bir bahane düzeneği işe yarayacak. Ve Çin'e de Rusya'ya da buraya girme diyorlar. İran da bu işin ne diyelim bal tuzağını sağlayan bir sistem sağladı. Çok güzel özetlediniz hocam. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet, yani tabii sıcak bir gündem olduğu için burayla başladık. Lahiye ben girmeyeyim. Yani Taceddin hocam girsin, Cemil Bey girsin. Aslında ben çok bugün gündemi takip etmedim açıkçası. Evet.
Ama bugün, bu hafta tabii geçtiğimiz pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımız yerel seçimlerle alakalı özellikle AK Parti adaylarını açıklamasıyla beraber pek çok yerde çok ciddi bir hararetlenme başladı. Çünkü bir yandan AK Parti adaylarını açıkladı, İstanbul'un adayı belli olmuş oldu ve gerçekten çok ciddi bir Murat Kurum rüzgarı esiyor İstanbul'da birkaç gündür. Bir yandan da aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklentiler vardı adaylarını açıklaması konusunda. CHP'nin de genel merkezinde büyük bir kavga gürültüye şahit olduk. Ve bu kavganın devam ettiğini görüyoruz. Bugün Ankara'da bazı adayların açıklanması konusunda sıkıntılar yaşandı. Hatay'da keza. Taceddin Hocam, buyurun. Murat Kurum'un açıklanmasıyla beraber oluşan bu rüzgara ne diyeceksiniz? Nasıl Allah bir aday? Diyeceğiz. Siz nasıl bir değerlendiriyorsunuz? Lodos ve Poyraz arasına sıkışmış İstanbul'a iyi bir rüzgar. Şimdi seçimden sonra seçimden öncedir diye bir slogan var Almanca'da. Nach der Wahl vor der Wahl. Ben şu an yaşanan durumu tam olarak Mayıs'taki seçim atmosferinin bir hani orada esen yelin tozlarının tortusu olarak yorumluyorum. Unutmayalım, iki tarafın farklı motivasyonları vardı. Bir taraf çok bileşenli bir yapıydı. Bu yapı kendi içinde bir şeye girmişti. Yani tamam kazanacağız ama ondan sonra kim nereye alacak, kim nereye oturacak, nereden hangimiz hangi parsayı alacağız. Şimdi tabii büyük bir hayal sukutuyla neticelendi seçim. Zira bekledikleri olmadığı gibi hani Cumhurbaşkanlığını zaten alırız da ama mecliste de geçeriz diyorlardı. Mecliste de geride kaldılar. Yani büyük bir sıkıntı. Şimdi zaten evvelki dönemden de kalma bir mal paylaşımı sıkıntısı yaşarlarken birdenbire bu koalisyon, içlerindeki bu koalisyon dağıla yazdı. İyi Parti'nin belediye seçimlerinden yana bir beklentisi yok. İşin kötüsü İstanbul seçimleriyle ilgili de girmiş oldukları bir panik havası var. Yani bu öyle bir yer ki İstanbul, fethedilemez İstanbul'u fethetti Fatih, çağ açtı çağ kapadı ya, İstanbul'un gelirleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde idareyi değiştirdi ya. Düşün yani nelere kadirmiş İstanbul. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelirleri evet. CHP'nin genel merkezindeki sistemi değiştirdi. Ya evet, Laleli'de dövizciler açtırdı. iPhone'lar gitti geldi. iPhone'lara Bitcoin'ler yüklendi. Bir şeyler duyuyoruz sağdan soldan. Ben görmedim şimdi. Duyuyoruz ama yani. Hani İstanbul İl Kongresi ve Kurultay neyle sonuçlandı? Bu bir motivasyon. Bir tarafta da ya yeter artık bu İstanbul. Şimdi ben 5 sene evvel bir şey söylemiştim. Burada aynı bu koltukta. Demişlerdi ki birisi, kim hatırlamıyorum. Ben Erdoğan'ın yerinde olsam İmamoğlu'nun elini de bağlarım, kolunu da bağlarım. Çalışamaz kılarım. Bak gör İstanbul'a zaten yapamayacaklar. Ne olacak? Ben de dedim ki ya kızın sözünü dinlemedi. Vermek istemediğin bir adama gitti. İki tane çocukla da kapına geldi. Babacığım bunlar da senin torunlarındır affet diye. Nereye dönüyorsun arkanı? Kimi reddediyorsun yani? Kız senin, torun senin. İstanbul Erdoğan'ın eti kemiği yani damarında akan şey. Nereye dönüyor arkasını? Bak şimdiye kadar 90 küsürse kere borçlanıyor seninkisi. Bütçe arttırıyor bir takım şeyler. Bir kere reddedilmiş sadece. Bir kere reddedilmiş, o da istihap haddi de olmuş artık mevzunun. AK Parti kendisi de meclise mümkün mertebe yardımcı olduğu halde Ekrem İmamoğlu CHP dizaynına o kadar büyük bir bütçe ayırmış ki bu artık tahammül edilemez bir mertebeye ulaşmış. Şimdi bu bir tarafın motivasyonu. Bir tarafta da diyor ki Hazret, ben Murat Kurum ile yola devam edeyim, İstanbul depremi bizi bekliyor. Ben davulcuyum, tokmak da benim elimde. Şimdi İstanbul depremi bekliyor bizi, şakaya gelmez bak. 110 bin kilometre karelik bir yerde bir deprem oldu, çanımız o tıkandı. Ondan daha büyük bir şey bizi bekliyor. Birlikteydik Gaziantep'te Sayın Murat Kurum'u ziyaret ettiğimiz AFAD'da. Orada döndü dedi ki o zaman Antep'te, Antep'in yaralarını
Maraş'ın yaralarını, Adıyaman'ın yaralarını sarmakla meşguldü, Antakya'nın yaralarını. Dedi ki bizim acilen bugünden itibaren hiçbir şeyimiz yok, lüksümüz yok. Bir an evvel başlayıp İstanbul'u depreme hazırlamalıyız. Biz bu sözü ne zaman duyduk abi? Nisan ayında duyduk Sayın Murat Kurum'dan. Seçime bir ay var. Sahada seçim bölgesinde çalışmadı Murat Kurum. Gitti orada depremle ilgili bu tamirat tadilatla uğraştı. Şimdi bu zaten siz İstanbul'u aday yaparak diyorsunuz ki efendiler bu işin şakası yok. Hani kentsel dönüşümle alakalı Kiptaş büyük işler yapacaktı. Müteahhitten daha fazla kazanmaya çalışarak kaç tane bina yapmış Kiptaş şimdiye kadar? Yani abaküsle fasulyeyle sayıyorsun adedini. Bir taraftan da Esenler Belediyesi'ne bakıyorsun, Tevfik Göksu bir şeyler yapmış. Sayın Tevfik Göksu'nun Esenler'de yaptığı kentsel dönüşüm gitsinler görsünler. Yani bir yandaş yazardan duymasınlar bunu. Gitsinler ve görsünler. Tevfik Bey'in yaptığı kentsel dönüşüm neredeyse mahalle mahalle. Mahalle değiştiriyor. Komple mahalleler yapılması değiştiriyor. Gerekeni yani yapıyor çünkü. 65 bindi. Yani çok büyük bir ya rakam. Çok dehşet bir şey ya. Esenler'de Sayın Hoca Tevfik Göksu'nun yaptı. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle ben şunu görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi açısından mevzu bir yerde artık regüle edilmesi gereken bir kapitaldir. Yani bu bir sermaye akacak bize. Bunu bir şekilde regüle edeceğiz. Çeşitli çıkar çevreleri var. Öteki türlü aksi halde İstanbul'un Büyükşehir Belediyesi Ankara'nın Etimesgut Belediye Başkanı'nın adayını niye belirlemeye kalksın ya? Mantıklı geliyor mu herhangi birine? Ya bu kadar hevesliydiysen halk koltuk oradaydı yani. Kurultayda çıksaydın aday olsaydın demezler mi adama? Ya bir de böyle bir sorun var değil mi? Yani var. Seçmen İstanbul'da Murat Kurum'un rakibine oy vermek isterse şayet İstanbul'da kalıp kalmayacağı garanti olmayan bir adaya oy vermiş olacak aynı zamanda. Böyle de yaptılar yani. İstanbul'da kalıp kalmayacağı garanti olmayan bir adaya da oy verdiler neticede. Ama burada emniyetli olan mevzu şu sevgili Murat abi. Bak Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen'in başına gelen hadise. Yılmaz Büyükerşen'e. Adamcağız çıktı televizyonda anlattı dün. Ben videosunu izledim sonradan da. Müracaatın dolmasına saatler kala adam demiş ki benim yaşım 86 ben artık başvurmayayım. Lütfen başvursun demiş Özgür Özel. Seninki başvurmuş aday yapılmamış. Plaket verdiler. Plaket verilmiş efendim. Yani böyle bir terzil ile. Hatay'da Lütfü Savaş. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na mücavir bu, bir takım şeyler. Onları bir turda konuşacağız. Yok yok. Lütfü Savaş işine girmiyorum. Genel tabloyu çiziyorum. Burada anladığım kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel idaresiyle birlikte oluşan yeni idarenin etrafında oluşturduğu bir takım öbeklerin ekonomik taleplerini karşılamak üzere bir motivasyona sahip. Yani eski devirden kalma herkesi tasfiye ederseniz o partiyi de idare edemezsiniz. Tam Battal İl Gezdi'yi attın Ataşehir'den onu yapıyorsun ona gücün yetiyor. Yahut Maltepe'den attın Ali Bey'i buna da gücün yetiyor. Çünkü bunlar alenen Kemal Kılıçdaroğlu'nu kongrede finanse eden belediyeler bu iki belediye. Ama onun haricinde Kemal Bey'e mücaviri her yere atmaya kalkarsan o partide sana nefes aldırmazlar. Dolayısıyla o partinin de kendine onun ait. Onun da sınırı var yani. Onun da bir sınırı var. Şunu anlıyorum ben. Muhalefetin, yani CHP muhalefetinin, ben ona altılı masaya ot millet ittifak değil, CHP muhalefet diyorum malum. CHP muhalefetinin yerel seçimlere yaklaşırkenki temel motivasyonu Dimyat'a giderken evdeki bulgurdan da, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan da olmayalım. Şu anda belediyeler kanalıyla bize akan bir gelir var. Bu çok büyük bir gelir. Ankara'dan da olmayalım. Ankara'nın belli yerlerini alamadığımız yerlerini alalım. Hatta mümkünse İstanbul'dan olmayalım. Mümkünse belli yerleri alalım. İzmir zaten bizim. Ama gitmesi muhtemel yerler nereler? Antalya. Antalya böyle. Gidiyor geliyor CHP açısından. Gidiyor geliyor. İstanbul gidiyor geliyor. Bu şeyleri sayıyorlar kendileri. Adana. Adana. Hakeza. Tabii tabii bunları sayalım. Bunlar ki Bolu'da Cumhurbaşkanlığı seçiminde çıkan reyi gördünüz. Bakalım Tanju Özcan yeniden aday ne olacak? Kerametini göreceğiz yani. Olmayacaktı bir de söz vermişti. Bir daha aday olmayacağına söz yemin etmişti. Ya neyse o bize belediye başkanı olacağına da söz vermişti. Sonradan Yezidlik yapmaya niyetlendi. Ama yani kökes suyunun Bolu'sunda adama su vermem dedi ya.
köke suyunun fışkırdığı Bolu'da yani adama su vermemdi. En büyük su. Anadolu'da yani. Anadolu'da buna Yezid derler. Kusura bakmasın ben demiyorum. Kendi öyle davranıyor. Anadolu'lu da bu tutuma böyle der. Ben bir şey demiyorum. Ben Tanju Özcan diyorum. Tanju Özcanlık yaptı. Neyse. Netice itibariyle vardığımız nokta şu. Bitiriyorum. Bu regulasyon açısından paniklemiş CHP mümkün mertebe kanalları bozmayarak o öbeklere ve merkeze doğru bu kapitali akıtmaya çalışacağı için muhtemetler aradı. CHP genel merkezindeki kavga da oydu. AK Parti açısından ise hadise oldukça açık. Yani İstanbul'un adayı ikidir Ankara'dan belirleniyor. Ankara'dan geliyor. Birincisi Sayın Başbakan da Binali Bey. İkincisi Murat Kurum. İstanbul siyasetinden gelmiyor. Bu devlet iradesinin İstanbul içinde gerçekleştirmek istediği dönüşümün remzidir. Dolayısıyla iki farklı motivasyon var burada. Hani nasıl gözüküyor dedin. Bak AK Parti'nin söylediğini, yaptığını iki cümleyle özetledim. Ötekisini Cem Azer levelinden başlamak durumunda kaldım. Teşekkür ederim. Daha da devam edecektiniz ama. Özür dilerim. Sonrasında artık devam edersiniz. İnşallah. Şimdi Emre Bey, siz AK Parti MKYK üyesisiniz. Çok zor bir süreç oldu belli ki İstanbul adayının belirlenmesi konusunda. Çünkü İstanbul'da çok güçlü adaylar konuşuldu. Tevfik Bey konuşuldu. Hatta İçişleri Bakanımızın ismi dahi geçti. Yani İstanbul'da AK Parti deyince çok sayıda başarılı belediye başkanı var, ilçe belediye başkanları var. Onların isimleri konuşuldu. Bu süreci nasıl hallettiniz? Nasıl Murat Kurum ortaya çıktı? Murat Kurum'u öne çıkartan şey ne oldu? Tabii öncelikle AK Parti zaten belediyeci kadroları kurduğu, yani bir nevi hizmet ve eser siyasetinin temellerini atan anlayış olarak biraz da kariyer süreci itibariyle belediyeci kadrolara yaslanan bir parti. Özellikle 94'te AK Parti'de bugün öne çıkan, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere aktörlerin halkla ilk temasının gerçekleştiği, kendilerini gösterdikleri ilk noktanın belediyeler olması. Yani bugün özellikle yerel seçimler vesilesiyle hala bizim aday profilimizin çeşitliliğinin fazla olması çok birbirine denk düşen şeyler. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'ni tarihinde bir tane başarılı belediye başkanı sayamazsınız. Mesela eski siyasete bakın. Demokrat Parti için, Anavatan için, işte Refah Partisi için, DYP için, hepsi için başarılısı vardır, başarısızı vardır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde hiç başarılı belediye başkanı olmamıştır. Algıda veya işte kamuoyunda karşılık bulmada başarılı olanlar olmuştur. Eskişehir Belediye Başkanı bunlardan bir tanesi. Ama kentin sorunların çözümüne yönelik bir belediyecilik modeli. Buna sosyal belediyecilik anlamında da söylüyorum. Hizmet ve eser siyaset Murat anlamında Karayalçın da söylüyorum. Murat Karayalçın var, Nurettin Sözen var. Başarısız buluyorsunuz. Bunlar zaten bir başarısızlığın sonucunda belediyeleri, Nurettin Sözen zaten skandallarla anılan bir belediye başkanı. Murat Karayalçın'ın bütçe yönetiminden ki yani CHP içerisinde hani kıyaslama yaptığınızda yine en başarılı onu söylersiniz. ama sadece bütçe yönetimi ve metrodaki faaliyetleri üzerinden bile başlı başına facia bir süreci oldu. Siz Eskişehir'deki gondolları mı sevmiyorsunuz kardeşim? Siz neyi beğenemediniz ne? Mesela Eskişehir Türkiye'deki büyümeden. Disney var, kumsal var. Yani Eskişehir'i mesela son derece içine kapatıp hak ettiği potansiyel büyümeyi aldırmadan ama bazı belediye başkanları gerçekten kamuoyu iletişimini Cumhuriyet Halk Partisi'nde iyi yaparak partisinin üzerinde oylar aldılar. Mesela Aydın'da da hiçbir başarı yok. Hiç belediyecilik anlamında hiçbir şey yok. Salt popülizm var. İşte Topuklu Efe bir profili üzerinden izlenen bir siyaset var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel anlamda ortaya koyduğu bir model, bir belediyecilik yok. Mesela Mansur Yavaş için de aynı şey geçerli. Ekrem İmamoğlu için de aynı geçerli. Ekrem İmamoğlu'nun birçok falsosu skandalı, işte bu kalemun siyasetinden kaynaklı, işte devamlı gündeme gelmesi var ama mesela Mansur Yavaş ona göre daha sessiz, sakin bir profil.
işte daha fazla oy aldığı düşünülen bir profil CHP'liler içinde de. Ama bakıyorsunuz onun da Ankara'da işte iki tane alt geçit ki Melih Gökçek'in 6-7 haftada yaptığını 1,5-2 yılda zor yaptı. Ve çok ciddi kazalara, sıkıntılara sebebiyet verdi. Hani bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin müktesebatında belediyecilik yok. AK Parti'de de bu tam manasıyla var. O yüzden mesela İstanbul'da aday denince 5-6 tane aktör isim öne çıktı. Az önce birkaç tanesini siz saydınız. Adil Kara İsmailoğlu var, Ergün Turan var, Tevfik Göksu var. İşte bakanlarımızdan öne çıkanlar oldu. Daha belki detaya indiğimizde tartışılan birçok ismi biz İstanbul için konuşabiliriz, birçok il için konuşabiliriz. Kamuoyunda çok konuşuldu bu isimler. Evet. AK Parti MKYK'sında da çok konuşuldu mu? Onu şimdi merak şöyle, ediyorum. Yani merak tabii şimdi işte. Yerel yönetimler. Ya bu sadece tabii, özellikle birilerinin konuşmak istediği şeyler miydi yoksa gerçekten parti bunu konuştu? Şöyle, ya tabii ki de bu işin en asli olarak tartışıldığı yer MYK'dır. Orada da yerel yönetimler başkanlığının zaten kapsamlı raporları illerden aldığı, işte ARGE başkanlığı yaptığı kapsamlı kamuoyu araştırmaları. Dolayısıyla bu tartışmaların parti içerisinde asıl neşet ettiği kurullar bunlar. Ama son raddede diğer birçok aday kıymetli olmasına rağmen Murat Kurum ismi öne çıktı. Tabii bunları üç gerekçe sayar mısınız? Mesela üç temel gerekçe sebebiyle öne çıktı dediğimizde neler var? Bence genç ve çalışkan olması. İki, İstanbul gibi bir büyükşehir belediye başkanlığı yapmak için bence ciddi bir liyakat ve geçmiş bir tecrübe söz konusu olması lazım. Çevre Şehircilik Bakanlığı bir nevi Türkiye'nin belediye başkanlığı gibidir. Kurumsal anlamda söylüyorum. Türkiye'de bunu başarıyla yapmış bir bakan geliyor. Türkiye'nin özeti ve en büyük kenti, ekonomisinin can damarı olan ve işte az önce Taceddin Hocam'ın hatırlattığı gibi birçok afet riskini de taşıyan bir kente aday oluyor. Yani, bu anlamda en büyük ikinci seçenek bence bu. Üçüncü seçenek de tabii şu ana kadar ortaya koyduğu eserler. Yani mesela bakın sıfır atık projesi. Bu somut olarak karşılığını aldığımız projelerden bir tanesi. Bakanlığı döneminde 365 bin sosyal konut, 46 bin afet konutu, 45 ilde 80 tarihi meydan düzenlemesi, 484 millet bahçesi. Yani ki 13 İstanbul'da bitti, 26'sı devam ediyor. Şimdi kentsel dönüşüm deyince, meydan düzenlemesi deyince, depremle mücadele deyince, konut deyince, diğer taraftan da yangın, sel gibi felaketlerle de sınanmış biri. Yani sadece asrın felaketinde bölgede 57 gün kaldı. İşte Giresun'daki sel felaketini hatırlayalım. Muğla'da, Antalya'da olanlarda keza yani neredeyse bölgeden gelmemiş, çok çalışkan. Şimdi bakıyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nda tam tersi bir profil. Şimdi Ekrem İmamoğlu tembelliğiyle öne çıkmış bir profil. Murat Kurum çalışkanlığıyla öne çıkan bir profil. Ekrem İmamoğlu İstanbul'u sıçrama tahtası olarak gördüğü için İstanbul dışında her türlü gündeme girmiş birisi. Murat Kurum'un ilk çıkışı sadece İstanbul. Yani sadece İstanbul'u meselenin merkezine alan bir siyaset tarzı benimsiyor. Ve bence diğer en büyük izlediği doğru siyaset de şu. Ekrem İmamoğlu'nun rekabeti asıl ve esas yanlarını perdelemeye çalışan bir tarzı var. Yani sen 100 bin konut dönüştüreceğim dedin, bir tane bile dönüştürmedin. Doğru düzgün kapattığın metrolar var, üzerine beton döktüğün. Kapattığın tünel projeleri var. Bütün bunların İstanbul'da oluşturduğu bir keşmekeş var. Her yerinde pankart şeyleri görüyoruz, dizapişler görüyoruz. Ya tabii şimdi İstanbul, kentsel dönüşüm bütçesini alıp 1/3 oranına düşürüp ondan sonra da bunların iletişim bütçesini tabii ki de iletişim bütçesini de çok ciddi arttıran birinin hiçbir şey yapmadan. Ama ek metrobüs seferlerinin konulması, metrobüslerin yenilenmesi. Yani herhalde bu metrobüslerle ilgili, otobüs yanmaları ile ilgili, metrobüs kazaları ile ilgili ve o duraklardaki o tarihi kalabalıklarla ilgili İstanbul daha önce hiçbir süreç bu kadar yaşamamıştır. CHP'yi destekleyen medyada en azından ya da CHP'de destekleyen gazetecilerde ve partide de
AK Parti MEGA yakasının bütün gece gündüz oturup bu konuda trollere bir takım ödemeler yaparak bu konuyla alakalı haberleri yalan haberler yaptırdığı şeklinde şeyler söyleniyor. Bunların gerçek dışı olduğu söyleniyor. Ya şimdi otobüslerin şöyle... yanmadığı ama yanıyormuş gibi gösterildiğini ifade ediyorlar. Nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz? Yani şimdi o otobüslerin yapım ihalesini biliyorsunuz Özgür Karabat'ın ki şu an Ekrem İmamoğlu'nun genel merkezi atadığı, kasasına koyduğu adam onun mali müşaviri almıştı o ihaleyi. Ve 1,5 milyar civarındaydı. Tabii sen orayı bir yağma kaynağı olarak görüp kendi adamının mali müşavirine ki işi götüren o. Yani aslında alan belli. İşi peşkeş çekersen o otobüsler yanar. Bunların montaj olduğunu da söyleyemiyorsan ve bunların gerçekten yanmadığını da söyleyemiyorsan o saatten sonra troll dersin. İşte Fazilet Durağı'nda nasıl bir yalan kampanyası başlatıp tüylerim diken diken oldu. İşin aslı yokmuş deyip ondan sonra sessizliğe nasıl gömüldüyseniz burada da benzer süreçleri yaşarsınız. Bu troll meselesiyle ilgili de şu var. Bakın sanatçısından siyasetçisine birçok kişi şunu söylemiştir. Biz AK Parti'yi de eleştirdik, linç yediğimiz oldu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni veya Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdiğimizde yediğimiz linçi hayal bile edemiyoruz. Bunu Cüneyt Özdemir vesaire de çok söylemişti. Dolayısıyla bu açıkçası bir beceriksizliğin arkasına sığınılan bir yalan. Siz bunun çok gerçek olduğunu düşünüyorsanız bir kere o metrobüsle ilgili meselelerde aylarca süren videolar, aylarca süren kazalar hani bir iki kere de mahsus olsa ve bunun üzerinden bir köpürtülme olsa diyeceklerini anlayacağım ama aylarca süren sıkıntılar artık o kadar kanıksandı ki nasıl HDP-PKK ilişkisi çok kanıksandığı için bazen o vahşetin detaylarını görmezden geliyoruz. Çünkü artık çok ciddi noktada rutine bindirmiş vaziyetteler. Siyaset, silah, şiddet birlikteliğini. İşte burada da artık o hizmetsizlikle, yalan siyasetiyle İstanbul Belediyesi o kadar özdeşleşti ki artık bu bir kriter olmaktan da çıktı. Bakın şu an Türkiye'nin yerel yönetimler mücadeledeki en büyük şanssızlığı şu. İzmir'e gidin. İzmirli bir CHP'li seçmen ben daha hizmet ettiği için CHP'ye oy veriyorum demiyor zaten. İstanbul'da da bunu demiyor. AK Parti'nin bütün belediye hizmetlerinde kat be kat daha iyi bir rakip olduğunu, bir muhalefet gözüyle söylüyorum, rakip olduğunu söylüyor ve dillendiriyor. Şimdi ama hizmetin, eser siyasetinin ölçüt olması, rekabet için asli mesele olması gerektiği yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi seçmeninde buna alıştırması gibi bir durum söz konusu oldu. Ya ve öyle artık hizmet beklentisi yok mu seçmenin? Hizmet beklentisi artık bir ölçüde yok. Mesela İzmir'de zaten epeydir CHP'li seçmende bu bir rekabet ölçüsü olmaktan çıkmıştı. Şimdi İstanbul'daki CHP seçmeninde de en azından Ekrem İmamoğlu o zaman için bir umuttu. Yani bu şansı kullansaydı hem 2023 seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde ciddi bir atılım söz konusu olurdu ve emin olun ismi tartışılmazdı. Kemal Kılıçdaroğlu da adaylığına onun ses çıkaramazdı. Ama siz sel felaketi olduğu sırada şimdi büyükelçiyle yemek yediğiniz zaman ve işte bir yine başka bir sel felaketinde daha doğru düzgün kanalizasyonların temizlenmesi ihalesini bile yapmayıp Bodrum'a gidip işte kimse kusura bakmasın ben tatilimden veya çocuklarımın işte şimdiki çağından geri kalamam. Dolayısıyla anı yaşarım gibi pervasız açıklamalarda bulunursanız otomatik olarak vatandaş nezdinde kredi kaybına uğrarsınız. Bir ara çok ciddi zaten kredi kaybı yaşadı ki bunun akabinde şu an geldiğimiz noktada sadece kendini Erdoğan karşıtlığı üzerinden var etmeye çalışıyor. İlk başta da mesela ne yaptı? İstanbul'un sorunlarından ve onun çözümlerinden ziyade benim rakibim Recep Tayyip Erdoğan'dır gibi bir gafletin içine girdi. Tabii Cumhurbaşkanımızdan da şimdi cevap alamayınca şimdi artık her gün yavaş yavaş Sayın Murat Kurum'a yönelik açıklamalarda bulunuyor. Çok teşekkür ederim. Ben de değineyim. Buyurun. Bu arada Irak'ta özellikle bir son dakika gelişmesi var sanırım. Evet, Pençe Harekat Bölgesi'nde mücadelede askerlerimiz var. Onlara da dua edelim.
inşallah. Evet, şehitlerimiz var ama son dakika gelişmesi henüz düşmedi. Sosyal medyaya düştü sanırım. Geldiğinde Allah Allah. Duyuracağız inşallah. İnşallah kaybımız azdır. İnşallah. Ben de... Evet Mehmet Hocam, yani siz ne hissettiniz Murat Kurum ismi açıklandığında? Çünkü çok uzun süre konuşuldu bu. Aslında bir yıldır Murat Kurum ismi konuşuluyordu İstanbul'da. Ama pek çok isim de daha sonrasında konuşuldu. Siz Murat Kurum ismini duyduğunda ne hissettiniz? Nasıl bir İstanbul'a katkı sunacağını düşündünüz? Tabii İstanbul'da yaşadığımız için sevgili Murat, şehrin problemleriyle yüz yüzeyiz. Ve şehrin doğrudan 7 gün bütün sorunlarıyla karşı karşıyayız. Tabii özellikle iş hayatı, bunun yanı sıra sosyal hayatın ihtiyaçları, hafta sonu şehrin olanakları, bu boyutlarıyla düşündüğümüz zaman bizde geçmişten gelen şehirleşme sorunlarımız var. Ve bu şehirleşme sorunları içerisinde tabii ki kalkınmanın, hızlı genişlemenin, hızlı büyümenin ve göçün de verdiği sorunlar var. Murat Kurum ismi tabii yaz aylarında biz duymuştuk İstanbul'a geldiğini Murat Kurum'un. Yani 28 Mayıs seçimlerinden sonra İstanbul'da çalışmaya başladığını biliyorduk. Tabii geçtiğimiz 14 Mayıs'a giderken zaten İstanbul Anadolu yakasından birinci bölge adayıydı. Ve bu bölgede birçok ilçede çok çalıştı Murat Kurum. O günlerden edindiğimiz bilgi İstanbul'da bir sempati uyandırdı kendisi. Ve özellikle bölge seçmeninin Beykoz, Ümraniye, Üsküdar gibi büyük ilçelerimizde çok sevildiğini biliyorum. Hatta önemli bir imar sorununu da giderdi kendisi. Bakanlığı döneminde Marmara bölgesindeki bu müsilaj sonrası alınan tedbirlerden sonra adaların imar sorununu çözdü Adalar Belediyesi'nin. Bunlar önemli gelişmelerdi. İstanbullu nasıl bir aday istiyordu açıkçası? İstanbullu çok fazla politik tartışmalara girmemiş, ideolojik yönleriyle, polemikleriyle öne çıkmamış, teknik bir adam istiyordu aslında. Buna da Murat Kurum çok uygun. Yani bugüne kadar çalışkanlığıyla ve genç, dinamik tecrübesiyle öne çıkmış bir isim olarak Murat Kurum İstanbul'a cuk oturdu diyebilirim. Zaten rakibi belli. Ekrem İmamoğlu'nun potansiyelini gördü İstanbul. Geçtiğimiz 5 yıl boyunca. Murat Kurum'un kampanyası veya Murat Kurum'un bu adaylık süreci onun yapacağı işlere odaklandığı zaman zaten bana kalırsa seçimin sonucu belli. Çok net bunu söyleyebilirim. Özellikle... Yani siz şu anda kesin olarak kazanacağını mı düşünüyorsunuz? Tabii ben düşünüyorum. Şöyle ki İstanbullunun bir kere sorunlarının başında şehri korumak var. Yani bir deprem riskiyle karşı karşıyayız. Ki bu deprem riski vardı zaten. 1999 depreminden sonra önlemler alındı. Yani inşaat kalitesinde ciddi bir standardımıza ulaştık. Özellikle Sayın Kurum'un bakanlığı döneminde yapı denetim meselesinde de önemli gelişmeler oldu. Mehmet Hocam. Yani şimdi artık istediğiniz kişiye denetletemiyorsunuz. Şöyle bir şey var. İstanbul'da kentsel dönüşüm meselesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündemindeydi. Ve doğal olarak İstanbul'a 5 yıldır belediye başkanlığı yapan Ekrem İmamoğlu bu konuda çok tecrübe sahibi. Kendisi de zaten inşaat sektöründen gelen birisiydi. Evet. Neden bu konuda bir yatırıma dönüştürmeyi, bu dönüşümü sağlamayı istemedi mi, yoksa yapamadılar mı? Yapamadı. Çünkü böyle bir koordinasyon yapısı yoktu. Yani Büyükşehir Belediyesi... İstememiş olabilirler mi? Şöyle söyleyeyim. Çünkü bu konuda bir vaadi de şu anda çok büyük bir vaadi aslında yok şu anda. Aslında vardı seçim öncesi. Yani vardı. Geçtiğimiz seçimde vardı. Fakat KİPTAŞ'ın yani Büyükşehir Belediyesi'nin konut şirketinin verileri ortada. Yani geçmiş dönemlerde yapılanlar her belediye başkanının işte Kadir Bey'in birinci dönemi, ikinci dönemi. Ondan önce Gürtün'a dönemi, daha öncesi Sayın Erdoğan'ın dönemi. Yani buradaki veriler ortada.
dünyadaki inşaat teknolojisinde gelinen nokta ortada. Fakat kiptaş verileri çok düşük. Bu dönemde böyle bir özel bir gayret güdülmedi. Çünkü şunu da rahat söyleyebiliriz, sermaye çevreleriyle de olan ilişkisi Sayın İmamoğlu'nun ortada. Dolayısıyla insanların büyük müteahhitlik firmalarından, işte markalı dediğimiz, o konutları almaya itildiğini söyleyebilirim İstanbul için en azından. Özellikle İstanbul'un kuzey hattında, işte o Çekmeköy, Ümraniye, Sarıyer hattını düşünün. Bu hatta çok fazla markalı proje çok yüksek fiyatlarla da satıldı. Yani son birkaç yılda. Özellikle korona ve sonrasını da düşünecek olursak. Oysa Kiptaş neydi? Konutta bir regülasyon sağlıyordu piyasaya. Yani Kiptaş ve TOKİ İstanbul'u yaşanabilir kılan unsurlardandı. Buradaki verilen fiyatlar insanların tek maaşlı konut alabildiği günleri bize hatırlatıyor. Yani Erdoğan döneminde insanlar bir maaşla Kiptaş'tan ev sahibi oldu bakın. Bu yine Sayın Kadir Topbaş döneminde sürdü. Yine TOKİ projeleri. Arnavutköy'den Tuzla'ya kadar. Tabii bir Kayabaşı ilçe kuruldu projeleri. Neredeyse. Bakın, Kayışehir böyle inşa edildi. İstanbul'da gerçekten tek maaşla ev alan insanlar var. Biz bunları biliyoruz. Tabii. Bu insanlar yaşıyorlar şu anda bu evlerde. Ve çok da ekonomik, Kayışehir, ekonomik koşullarla verildi. İşte 10 yıllık taksitlerle vesaire. Şimdi böyle bir atak olmadı. En azından arsa çalışmasını görmedik biz. Yani yeni arsalar açıp, yeni arazileri Kiptaş'a tahsis edip buralardan ekonomik üretimler yapılmadı İmamoğlu döneminde. Şimdi Murat Kurum bir kere özel bir şeyle geliyor buraya. Yani misyonla geliyor. Erdoğan'ın İstanbul'u koruma planı içerisinde 600 bin riskli yapıyı dönüştürecek. Bunların bir kısmı için yeni alanlar açacak. Bir kısmını da yerinde dönüştürecek. Bu artık 6 aydır bir çalışması var bu konuda. Bunu biliyorum ben. Şehre dönük ciddi bir altyapı hazırlığı yapıldı. Tabii yani Murat Kurum'un en önemli projesi kentsel dönüşüm. Evet. Yani bu bir gerçek. Hani bunu vatandaşımız da biliyor. Hatta şunu söyleyebilirim sevgili Murat. Peki ulaşım? Ama bu birbiriyle çok ilişkili zaten. Tabii. Yani plansız yapılaşmanın verdiği ulaşım sorunları var. Yani işte Beylikdüzü'nün bugün çok zor bir süreci var. Niye? Beylikdüzü'nde verilen imarlara bakın mesela. Yani o metrekarenin üzerinde imarlar verilmiş. Ve insanlar oraya metrobüs cazibesiyle gitmiş. Bugün ama artık işkence. Bir de İmamoğlu metrobüsün sistemini bozdu biliyorsunuz. Arızalı araçlar vesaire. İnsanlar o bir dönem... Siz de onlara inanmayanlardansınız. Yani metrobüslerin kötü çalıştığını düşünenlerdensiniz. Tabii canım bunu görüyoruz. Bu inanç meselesi değil yani canım. Bu tecrübe meselesi. Bu şehirde dolaştığınız zaman bunu görüyorsunuz. Birkaç sebebi var işte. Arkadaşımız bahsetti. Hacettin yani İETT'nin arabası olmadığı için metrobüsleri falan sık kullanıyor. İETT'nin bakım ihalesi. Bir diğeri de bunların sistemini işletebilmek için nitelikli insanlara bırakmanız lazım. Yani İstanbul'da köklü şirketler vardı işte. Yani nitelik sorunu olduğunu düşünüyorsunuz. İstanbul'da metrobüslerde nitelik sorunu mu var? Tabii yönetim kademelerinde ehil insanlarla çalışmanız gerekiyor. Bunlar çünkü teknik işler sevgili Murat. Ama böyle hani ortak konsorsiyumla girdiğiniz partilere buraları bıraktığınız zaman diyelim ulaşım aşeği. Bunları bir partnerinize bıraktığınız zaman olmuyor. Buralardan sorunlar çıkıyor. Şimdi gelinen noktada ben şunu söyleyebilirim. İstanbul'da kıyı şeridinde özellikle CHP'nin kalesi dediğimiz ilçelerde yine ilçe belediyelerinde Cumhuriyet Halk Partisi tabii ki önde. Ama burada seçmen davranışı Büyükşehir'de Murat Kurum lehine olacak. Yani oraya ciddi bir motivasyonun taşındığını göreceğiz. Bakırköy gibi. CHP seçmeninin de mi? Tabii CHP seçmeni de Murat Kurum'a oy verecek. Ben onu görüyorum. Osman Ak yani. Yani bu bir gerçek. Çünkü Murat bu çok siyasi bir mesele değil. Yani hayati bir mesele artık. İstanbul için hayati bir sorun. Hayati bir mesele. Neticede bir kırmızı hat var şehirde. Şunu soruyorum hocam. İstanbul'da 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın oyu %46 idi. CHP'nin oyu ise %28. İYİ Parti ve DEM Partisi ile eğer ittifak yapmadan girerlerse
CHP'nin çıplak aldığı oy bu. Eğer ittifak olursa da bunun çok fazla üstüne çıkamayacağını düşünüyorsunuz. Yani ittifak yaptıklarını baz alıyorum ben şu anda. Evet. Ve geçmiş seçim sonuçlarına da baktığımız zaman işte İstanbul'un en sert karşılaşması Erdoğan-Kılıçdaroğlu karşılaşmasıydı. 28 Mayıs. İşte 340 bin civarında bir oy farkı var. Ama bakın bu seçimde Erdoğan'ın bir adayı var. Yani Erdoğan sahnede değil. Yani o anlamda. Murat Kurum'la işte Ekrem İmamoğlu yarışacak. Belki üçüncü partiler de olacak. Ama burada şehrin geleceği meselesi var. Bu siyasi bir seçim değil. Bana kalırsa. Yerel yönetimde adaya da çok önem veriyoruz. Erdoğan üzerinden yapılan şey burada değil, tutmaz yani. Burada tutmaz. Niye tutsun? Çünkü Bakırköy'lü bakın hayati bir şeyle karşı karşıya. Yeşilköy'de, Florya'da yaşayanlar, Avcılar'da, Deniz Köşkler Mahallesi çok riskli yerler. Buralara birinin el atması lazım. Murat Kurum ne diyor? Bu riskli yapıları biz yıkacağız. Size sağlam konutlar vereceğiz diyor. Bununla ilgili Erdoğan'ın bir planı var. Bir kampanya başlattı. İşte 1,5 milyon liralık bir destek ve ödeme planı. Yani burada hazır bir merkezi hükümet İBB buluşması var. Diğer taraf ne vaat ediyor? Hiçbir şey. Yani Ekrem İmamoğlu'nun önümüzdeki 5 yıl için şehri korumaya dönük hiçbir planı yok. Çünkü merkezi hükümetle bir ilişkisi bu anlamda yok. Yapıcı boyutta değil. Sırf ondan ziyade bir de hocam ben şöyle düşünüyorum. İzmir'de de onu görüyorum. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kentsel dönüşüm yapmamayı daha büyük bir propaganda aracı olarak görüyorlar. Çünkü dirençli konutlar yapmak, eskiyi dönüştürmek, hele hele bu anlamda vatandaşla görüşmek onlar için ciddi bir zul. Yani Aziz Kocaoğlu da İzmir'de gözümü kapatıyorum siz yapın itiraz etmem ben yıkmam zaten diyordu. Yani orada daha kısa vadeli ama İzmir'in daha görüntüsü popülist çok bir kötü yani. İlişki kuruyordu. Şimdi İzmir'in merkezi gecekondu özellikle mu? Yani şimdi bunu Tunç Soyer de artık saklayamadığı için işte bizim tırnak içerisinde troller diyorlar ondan bağımsız. Yani bizim diyor %80'inin diyor riskli yapı diyor. Şimdi bu kadar uzun yıllar ihmal edilince sorunlar büyüye büyüye geliyor. Şimdi ne oluyor? 100 bin konut değiştireceğim diyen Ekrem İmamoğlu İzmir'den İstanbul'a geldiğimizde diyor ki artık diyor belki bunu 100 yılda dönüştüremeyiz diyor. Şimdi bu kadar çaresizliğe mahkum eden bir söylem. Şimdi sen bir kere 5 yıl önce herhalde 5 yıl öncesiyle bugün arasında dünyada teknolojik anlamda, vizyon anlamda, bakış açısı anlamında böyle bir fark mı var? 100 bin dönüşüm yapacağım derken şimdi yani 100 yılda ben bunu çözemem diyecek noktaya gelmen bir problem değil mi belediye başkanı olarak? Kaldı ki bir tecrübem var. Şimdi mesela Üsküdar'da bir dönüşüm yapıldı. Esenler'de bir dönüşüm yapıldı. Yani bina dönüşümü sadece şu değil. İşte ben burada bir sorunlu bina görüyorum. Bunu yıkacağım yerine daha güzelini yapacağım. Bunu söylemek çok basit ama vatandaşı ikna etmek. Senin işin, gücün, okulun, yaşadığın yer, mahallen, komşuluk ilişkilerin bir de orada alışılmış bir durum var. Bu düzen nasıl tekrar kurgulanacak geçen süre zarfında? Siz bunların güvencesini verebildiğiniz ölçüde bu işi yaparsınız. Mesela özellikle ben depremle ilgili başta Naci Görür gibi profesörler olmak üzere çoğunu çok sorumsuz ve kibirli buluyorum. Çünkü tutturmuşlar bir söylem bilim 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 bilim. Ya zaten yapılan iş bilimsel. Türkiye'de mesela işte sadece bugün Murat Kurum Bakanlığı sürecini ele aldığımızda 1.733.000 bağımsız birim dönüşmüş. 7 milyon vatandaşı etkileyen. İstanbul'da şu an yapımı süren 170 bin kentsel dönüşüm projesi var. %1'i bile İBB'ye ait değil. Çok yakın bir oran. Şimdi İstanbul'da 170 bin kentsel dönüşüm projesi şu anda var. Hala hazırda yapımı devam eden bir süreç yani var. İnsanlar gitmişler, izinlerini almışlar. Binaları dönüştürüyorlar. %1'i İBB projesi. Yani daha bitmemiş, devam edenleri söylüyorum. Şimdi İBB'nin bütçesi çoğu bakanlıktan yüksek. Hani sadece sizin işte ben bir kuru belediyeyim diyecek halinizin olduğu bir belediye değil. Bunu herhangi bir
400 bin nüfuslu il belediyesi der belki ama sen diyemezsin. Çünkü sen büyük bir belediyesin. Yani tek başına metro yapabilecek kapasiten var. Tek başına bütçe anlamında söylüyorum. Tabii ki de hükümetle işbirliği çok elzem. Ama diğer taraftan tek başına kentsel dönüşüm yapabilecek bir bütçem var. Ama senin daha hükümetle arandaki yüzdeliğe baktığında yanına yaklaşır noktada değilsin. Sayın Erdoğan'ı Recep Tayyip Erdoğan yapan neydi? Merkezi bütçeden hak ettiği payı bile alamamasına rağmen, işte ideolojik davalarla yargılanma süreci devam etmesine rağmen, çok ciddi hizmet dönüşümünü başlatabilmiş olmasıydı. Yani bu bahanelerin arkasına bir handikap saklanmayan. Değil mi? Bu AK Parti için aynı zamanda bir handikap değil mi? Şu nasıl? Açıdan söylüyorum. Yani bir yandan en önemli projenin kentsel dönüşüm olduğunu söylediniz. Bir yandan da biz kentsel dönüşümle ilgili deprem öncesinde... Tabii bu siyaseten bir risktir. Kampanya mesela biz Taceddin'le beraber gittiğimizde İskenderun'da gördük. İskenderun yerle bir olmuştu. Orada devletin kentsel dönüşüm projesini Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye İşçi Partisi durdurmuş mahkeme kanalıyla. Hatay'da yapılan itirazlar ortada ama asrın felaketinden sonra gerçekten hepimizde yani önceden depremler müstakil olarak bir yere ilgilendiriyordu. Üzülüyorduk, kan ağlıyorduk ama sonra o rasyonalitemizi kaybediyorduk. Asrın felaketinde bu artık hepimizi çok ciddi noktada etkiledi. Ve nasıl bir gerçek olduğuyla yüzleştik. Mesela İzmir'de de biz çok ciddi bir deprem yaşadık. Benim ailem de orada yaşıyor, Manavkuyu, Bayraklı'da. Yani orada yıkılan binalar, yani bunun biri de bir, bini de bir. Tabii şimdi diğer taraflarla kıyaslanmayacak ölçüde. Ne oluyor? Orada bir süreç işletiliyor ama sonra ne yazık ki hemen unutabiliyoruz. Ama asrın felaketiyle bu gerçekte yüzleştik. Sadece işin dönüşüm boyutu değil. Bakın 57 gün bölgede kalan bir bakandan bahsediyorum. Cumhurbaşkanımız neredeyse oradan süreç içerisindeki seçim süreci de işin içindeydi. Ona rağmen çıkmadı. Şimdi peki İstanbul Belediyesi? Yani biz orada İstanbul Belediyesi'nin Ankara Belediyesi'nin ne kadar kazanmamız gerektiğini bir kez daha anlamıştık. Çünkü resmen sorumsuzca davrandılar. Konya Belediyesi oradan çıkmıyor. Ama Ankara Belediyesi işte bir iki uğradı, şov yaptı, gitti. Ya bu kadar insan sorumsuzluğunu hissedebilir mi? Mesela ya bu sadece riski almaktan endişe etmiyor musunuz? Şu açıdan soruyorum. Yani çünkü mesela bazı partiler şimdiden kampanya başladılar. Kentsel dönüşüm adı altında malınıza, mülkünüze el koyacaklar. Tabii. Diyorlar. Ve bunu yapanlar kimler? Tekrar o tespit manasında söylüyorum. Sorunuza cevap vereceğim. Mesela bir bilim kilisesi inşa etmişler. İşte Naci Görür gibi hocalar, bilim diyoruz. 25 kentte diyor deprem olacak diyor. Hı. Ya bugün ben bu işin uzmanı değilim. Ben de aşağı yukarı zaten 81 il var. Aşağı yukarı ben de belli kentleri sayarım. Ve bunu büyük ölçüde tuttururum. Bunu büyük ölçüde tuttururum. Ve diyor ki beyefendi işte 2 yıl içinde olacak. Ya madem çok işi biliyorsun gün ver kardeşim. Ve vatandaşı şu şekilde provoke etme. İşte neymiş? Sağlam konutlar. Türkiye'nin sağlam konut yapmakla ilgili bir derdi yok. Mesela şu son asrın felaketinde bile ben bizzat Maraş'ta da bunu gördüm. 2000 sonrası yapılan konutların %99'u ayaktaydı. Bazılarında çatlak bile yoktu. Adıyaman'ın Tokisi abi. İşte Adıyaman'ın Tokisi. İşte Toki ile ilgili de beton deyip ondan sonra nasıl sustuğunu ve bugün hiçbir şey diyemediklerini görüyoruz. Türkiye'nin bununla ilgili bir problemi yok. Kentsel dönüşümün en kolay kısmı bina dönüşümü. En kolay kısmı işin bilimsel gerçekleri. Ama asıl mesele ne? Yani sizin vatandaşı görür bir bu partiden sürece, belediye başkanı adayı olmak istiyor olabilir. Tabii belki keşke Cumhuriyet Halk Partisi'nden olsa da kendi sözünü bu anlamda dinletse. Ama burada önemli olan tekrar bir şeyin altını çizmek istiyorum. Yani Murat Kurum'un bu riski alabilecek veya AK Parti'nin, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın biz bu depremle mücadelede siyasi anlamda bu söylemi ortaya koyabilecek özgüveni nereden alıyoruz? Ya işte bu kadar milyonlarca dönüşmüş bağımsız birimden alıyoruz. Vatandaş da o kurduğumuz işte Üsküdar'da, işte o Çamlıca'nın nasıl temizlendiğini, modern bir hale geldiğini gördük. Ve yerinde dönüşüm yapıldı birçok ölçüde. Emre Hocam. İlçesinden hükümetine kadar. Tabii. Esas mesele kısa bir ara veriyoruz. Saat başında buluşalım.
esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Elbette yüreğimizi dağlayan şehit haberleri var. Üzüntülüyüz. Irak'ın kuzeyinde sızma girişimi esnasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensuplarımız 5 şehit verdik. Milli Savunma Bakanlığımız bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Pençekilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üst bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş. 3'ü ağır, 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz diyor Milli Savunma Bakanlığımız. Evet, gerçekten de Kuzey Irak'ta ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiğimiz harekatlarda şehitler veriyoruz. Ancak PKK terör örgütüne de ağır bedeller ödetiyoruz. Türkiye'yi bölmeye çalışan bu PKK terörüne karşı verilen mücadelede kahraman şehitlerimiz var ve Allah'tan onlara rahmet diliyoruz. Evet. Elbette ki şehitlerimiz var ama bizi bu davadan da bu yoldan da asla alıkoyamayacaklar. Türkiye'nin bölünmesine karşı verdiğimiz bu büyük mücadelede sabırla devam edeceğiz. Taceddin Hocam, gerçekten çok üzüntülü bir hadise. Yani şehitler vererek devam ediyoruz ama Türkiye'yi de bir yandan bölmeye çalışan korkunç bir terör vakasıyla karşı karşıyayız. Bunu da doğrudan emperyalistler eliyle desteklendiğini görüyoruz. ABD'nin tırlar dolusu silah verdiği, herkesin gözleri önünde gerçekleşen korkunç bir terör dayanışması var karşımızda. Bu terör dayanışmasına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri çok güçlü bir mücadele veriyor ama bu arada da bedeller ödüyoruz. Yani biz bu bedeli alışkınız bir tarafıyla. Allah rahmet eylesin. İşte Recep-i Şerif'in ilk günü, ilk gecesi, ikinci gecesi şehit oldular. Mekanları cennet olsun, makamları âli olsun. Burada karşımıza değişik bir senaryo çıkıyor. Baktıkça doğrusu ürküyoruz. Ürkmekte haklıyız, haksız değiliz. Türkiye sosyal sermayesi güçlü bir ülkedir özellikle bu gibi hususlarda. Ama bir süredir takip ettiğimiz bir şey var ki PKK terörü, PKK siyasal yapısı olarak meşrulaştırılmakta uluslararası arenada. Bunu HDP üzerinden okumuyoruz bunu. Suriye'nin kuzeyindeki yapılaşma üzerinden okuyoruz. Bu bir tarafıyla meşrulaşırken bir tarafıyla da Türkiye'nin sosyal sermayesine karşı bir adım atıldığını görüyoruz. Evet, yani Orta Doğu'da o emperyalist plan her neyse onu tartışırız. Yani çok veçesiyle tartışılması gereken bir şeydir. Bunun önündeki en büyük mani olan Türkiye'yi sosyal sermayesiyle vurmak isteyenlerin varmak istedikleri bir nokta var. Bunu şunun üzerinden okumalıyız. Şahsi kanaatim. Bir süredir Pençekilit harekat noktamıza sürekli saldırıda bulunuyor PKK. YPG neyse artık adı, ne zıkkımsa yani o yapı oluşum. Zaten üniformasını değiştirip diğerinin üniformasını giyince oranın adamı oluyor. Aynı adamlar. Bir taraftan Türkiye'de yükseltilen bir marjinal Türkçü dalgayla karşılaşıyoruz. Bu kendi içinde değişik bir ırkçılık yaratıyor. Kendine ait bir kod yaratıyor. Ve 10-15 senedir artık iyice tarihin tozlu raflarına gömdüğümüzü düşündüğümüz Türkiye içinde Kürtler ötekileştirilemez savını tersine döndürür şeylerle karşılaşmaya başlıyoruz. Bir taraftan da Türkler ve Kürtler arasında olası bir gerilimi besleyici adımlar atılıyor. Şimdi bu benim irademe el kondu, kayyum belediyesi geldi söylemiyle siyasal alanda güçlendirilirken bir taraftan da Türk çocuğunu başka bir motivasyonla başka bir tarafa doğru
öfkelendiren bir şey. Bu Türkiye'nin sosyal sermayesine yönelik atılmış bir adım. Elbette biz bunu, yani PKK herhangi bir adım atarsa herhangi bir yerde, biz bunu Amerika'dan, İsrail'den bağımsız okumayız. Zira bu bir taşeron örgüttür. Bu taşeron örgütün ne yaptığını, ne yapmak istediğini, yıllardır hangi pozisyonda bulunduğunu bilmeyenimiz yok. Ez cümle şuraya geleceğiz ve burada benim kanaatim, fikrimiz de merkez edecek gün sonunda. Orta Doğu'daki Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Arap Emirlikleri ve yan aktör olarak Mısır ekseninde gerçekleştirilmek istenen tahavülün en büyük engelleyicisi olan Türkiye'nin, özellikle İsrail'in girmiş olduğu şu çatışma ortamında kendince belli bir hatta tutulması çabası ve Türkiye'nin alakasını yeniden PKK terörüne teksif etme çabası önemli bir gündemdir. Zira görüyorsunuz, yani Gazze için bağırıyorsunuz, şehitlerimiz için bağırmıyorsunuz diye bağırarak HDP güzellemesi yapan ilginç tipler görüyoruz. Yani şehitlerimiz için bağırmıyorsunuz, Gazze için bağırıyorsunuz. İstiyorlar ki biz mesaimizi Gazze'ye yöneltmeyelim. İstiyorlar ki İsrail orada dilediği serkeşliği yapsın ve biz burada sessiz aktör olup sadece kendi tali meselelerimizle ve bu terör belasıyla uğraşalım. Zaten terörün Türkiye'ye yönelik en önemli amacı bölmek midir diye sorsanız, yok, ben birincil amacı Türkiye'ye ayak bağı olmak, Türkiye'yi mefluç kılmaktır derim. Muvakkat olarak. Yani herhangi bir hamlede bulunamasın derim. Dolayısıyla söyleyebileceğimiz şey şu. Yani 7 Ekim hadiselerinden, Gazze hadiselerinden sonra bu şeylerin artması, bu saldırıların artması. Doğrudan İsrail saldırılarıyla ilişkili olduğunu düşünüyorsunuz yani. Hayır, bunu düşünmeyen yok zaten. Yani İsrail'de PKK'nın aynı bünyenin çeşitli organları olduğunu düşünmeyen yok. Hani birisi sağ else birisi ayak parmağı, ama aynı gövdenin organları. Zaten biz Galata Köprüsü'nde de insanların attığı sloganlarda bunu gördük. Yani hem teröre hem İsrail'e aynı cümle içinde lanet eden insanlar bu kanaati paylaştılar. Evet. Bizim gelmiş olduğumuz noktada dikkat etmemiz gereken en önemli şey, Türkiye'de yükselen hatların, işte fay hatlarının, yine deprem jargonu üzerinden konuşalım hadi. Naci Hoca'nın adı demin çok geçti. Bu fay hatlarının tetiklenmesiyle birkaç alanda birden yaşanacak sarsıntıların Türkiye'yi hakikaten mefluç kılacağı hakikatidir. Bu bakımdan müteyakkız olmak lazım. Bunlar inşallah küçük saldırılar olarak geçecek. Çünkü Türkiye'de beli kırıldı bunu. Türkiye'de artık, Türkiye içinde PKK'nın herhangi bir saldırısıyla karşılaşamıyoruz. Zaten şarka gittiğinizde her yerde kale kollarımızı görüyorsunuz ki kale kola saldırmak bu at hırsızlarının hiçbir şekilde haddi değil. Beceremezler yani, o dağların tepesinde o çok acayip şeyler. Helikopterlerle erzakı IŞİD taşınan. Ancak bu saldırılar nerede oluyor? Kuzey Irak'ta Pençekilit Harekat Bölgesi'nde, yani askerlerimizin kendilerine ait kurmuş oldukları geçici karakol bölgelerine saldırılar düzenlendiğini görüyoruz. Bunların savunulması biraz daha zor. İşte burayı yeni bir Zap Vadisi'nin uzantısı kılarak, yani Hakkari'nin içindeki Zap Vadisi'nin uzantısı olarak burayı kılarak 90'larda Hakkari'de, Şırnak'ta gördüğümüz şeyleri burada bize göstermeye çalışıyorlar. Ancak inşallah bu özellikle kış şartlarının hafiflemesiyle birlikte bunların inlerine Türk Silahlı Kuvvetleri girecek. Yani bu kadar yanaşamayacaklar. Şu anda da askerimiz, kahraman askerimiz, sadece askerimiz değil, korucumuz da burada. Yani korucumuzun hizmet bölgesi aynı zamanda. Kahramanca burayı tuttuğunu görüyoruz. Allah rahmet eylesin şehitlerimize. İnşallah Türkiye'deki bu fay hatları beklenilen etki ile hareketlenmeyecek. İşte bu da devletimizin İçişleri Bakanlığı'nın vazifelerinden, evet, birisidir. Yani tabii Türk ordusu taarruz esnasında şehitler verdi. Hem Kuzey Irak'ta hem de Suriye'nin kuzeyinde
taarruz halindeyiz yani ve PKK'nın beli kırılmış durumda. Evet. ABD'den aldığı o binlerce tır silahla donatılmış olmasına rağmen Türk ordusunun karşısında dayanabilecek gücü yok. Böyle ancak korkakça, kahpece saldırılarda bulunabiliyor. Bunun karşısında şehitler veriyoruz ama kendisinin ödediği bedeller elbette bizimkiyle kıyaslanamayacak şekilde. Elbette ki bizim şehitlerimiz cennete gidiyorlar. Bunların ikisi de cehenneme. Sevgili Emre Hocam, şimdi bütün bunlar yaşanırken, Türkiye bir terör belasıyla 40 yıldır uğraşırken, Türkiye'de yerel seçimi konuştuk biraz önce ama yerel seçim gibi bir meselede dahi doğrudan PKK terör örgütünün saldırılarını kınamaktan çekinen bir Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi var. Hı. Mecliste PKK'nın siyasi uzantısı olduğu ifade edilen DEM Partisi ile birlikte bu bildiriye imza atmadığını görüyoruz. Peşinden bugün kırmızı halılarla DEM Partisi'nin yöneticileri karşılanıyor. Bu ilişki devam ediyor. İstanbul seçimlerinde, belki Türkiye'nin pek çok yerindeki seçimlerde birlikte hareket edeceklerine dair mesajlar veriyorlar. Bir yandan Türkiye'nin kurucusu olduğunu iddia ediyor bir parti ve o parti bugün şehitler verdiğimiz esnada dahi terörün siyasi uzantılarıyla görüşmekten çekinmiyor. Nasıl bir atmosferde gideceğiz öylesi yerel seçimlere? Şimdi en azından bana göre daha şeffaf, daha herkesin açık oynadığı bir atmosferde biz bu yerel seçim sürecine gideceğiz. 2023 seçimlerinde de biz daha şeffaflığı yaşamıştık. 2019 seçimlerine göre. 2019 seçimlerinde, 2018 seçimlerine göre daha şeffaf bir süreç yaşamıştık. Türkiye'de vesayetin beli kırıldıkça, özellikle toplumu manipüle eden eski parlamenter sistemin yerini bizzat milletin belirleyici olduğu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi alınca ve artık oy verme davranışlarının da otomatik olarak daha demokratik şekillendiği bir siyasi atmosfer oldukça hem milli unsurlar daha net hareket ediyor hem de gayrimilli unsurlar daha net hareket ediyor. Şimdi bakın 2019 seçimlerini hatırlayın. Hiçbir şekilde ya biz sandıkta onlar bize destek veriyor, saygı duyuyoruz diyorlardı. Ya siz berabersiniz diyorduk. Veya bunların en azından kayyum atanan belediyelerde neden atandığının gerekçeleri ortada. İddianamelerle ortada, sonuçlanan davalarla ortada. Yani şimdi siz belediyenin iş makineleriyle bir yeri kazıyorsunuz. PKK oraya bomba yerleştiriyor. Askerin olduğu bir güzergah. Ve o bomba patlıyor. Askerimiz şehit oluyor veya gazi oluyor. Şimdi bunu yapan HDP'li belediye. Neyle yapıyor? Bizim verdiğimiz kaynaklarla, bizim verdiğimiz iş makineleriyle yapıyor. Veya parayı doğrudan PKK'ya aktarıyor. Veya oradaki bir hizmetli personel belediye başkanını tokatlıyor, yargılıyor. Ve siz bunlara hiçbir şekilde bir şey söylemiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Onların karşısında edilgen bir pozisyona geçiyorsunuz. Emre Hocam, bir iletişim başkanımız, evet, Profesör Doktor Fahrettin Altun bu konuyla alakalı bir açıklama yaptı. Açıklama önemli çünkü özellikle sosyal medya üzerine dezenformasyon terörle mücadele konusundaki çok önemli bir hususu işaret ediyor. Teröristler çünkü bu dezenformatik bilgiler üzerinden bir propaganda yapıyorlar. Sayın Fahrettin Altun şöyle söylüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençekil Tarekatı bölgesinde bulunan üst bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. İnsanlığın ortak düşmanı olan bölücü teröre ve terör destekçilerine binlerce kez lanet olsun. Her türlü terör örgütünün kökü kurtuluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız. Sosyal medyada şehitlerimiz ve silahlı kuvvetlerimizle alakalı doğrulanmamış içerikleri paylaşmayalım. Terör örgütlerinin bölücü propagandalarına alet olmayalım. Terörün faydasına olabilecek dezenformasyon barındıran içeriklerden uzak durup yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim. Milletimizin başı sağ olsun diyor Profesör Doktor Fahrettin Altun. Dezenformasyonla mücadele kurulu da bu minvalde bir açıklama yaptı. Şimdi tabii troll var diyenler Türkiye'de en istismar edilmemesi gereken konularda bile yalan üretenler ve her defasında iletişim başkanımız Sayın Fahrettin Altun veya dezenformasyonla mücadele kurulu sürekli de bu tarz
yalanları da düzeltmekle meşgul ediliyor. Bu da açıkçası bizim muhalefetimizin geldiği bir hazin durum. Şimdi yerel seçimlere döndüğümüzde o dönem bu pervasızlığı yapanlar ne yaptı? Aslında CHP'ye de aynı şekilde davrandılar. Bakın Türkiye'de eğer niyetiniz halisse seçmen size her türlü süreçte destek olur. Mesela bugün eğer Cumhuriyet Halk Partisi adam gibi çıkıp ben HDP ile beraber siyaset yapmak istiyorum, onun aldığı oya saygı duyuyorum. Ama HDP'nin silahla arasına mesafe koyması gerektiğini, hatta bu noktada demokratik olgunluğu zedeleyebilecek her türlü tavırdan uzak durması gerektiğini söylese, ona siyasi tazyik yapsa HDP bugün bu kadar pervasız davranamaz. Ama HDP'nin karşısında dut yemiş bülbüle dönen, onun tahriklerine, onun kendisini karikatürize etmesine ses çıkarmayan bir CHP var. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de böyleydi. Şimdi HDP'nin eş genel başkanı Özgür Özel'e dönük Ekrem İmamoğlu'na atıfla eş genel başkan esprisi yapıyor. Evet. Şimdi buna ne yapıyor? Orada hiçbir ses çıkaramıyor Özgür Özel. Hatta gülüyor. İşte CHP genel merkezinde açıklama yapıyorlar. HDP'liler son derece kibirli, son derece pervasız ve üstten. Hani bizim dışımızda bir şey yapın da görelim noktasındalar. Özgür Özel onlara yaranmaya çalışan bir çocuk gibi heyecanlı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin HDP gibi hem kendisinden daha küçük hem de ciddi bir sorunlu bir partiyi dönüştürme uğrunda bile ortaya bir dominasyon koyamaması vatandaş nezdinde de görülüyor. Bunlar yarın öbür gün belediye aldığında diyor, aynı pervasızlığa ses çıkarmayacaklar, bir de kamu kaynakları istismar edilecek diyor. Zaten ortada kriminal bir vaka var. Ve her defasında HDP, CHP'nin bu zayıf karnını gördü, maksimalist talepleriyle gündeme geliyor. Ne yapıyor? İşte Abdullah Öcalan'a özgürlük diyor. Bildiriye imza atmayacaksın diyor. Libya'daki tezkereye evet demeyeceksin diyor. Onu geçiyor, daha önce evet verdiği tezkerelere, Suriye ve Kuzey Irak'ı kapsayan tezkerelere de hayır vereceksin diyor. Ve bunu hangi atmosferde diyor? İşte Kalaşnikovlarla dağdaki terörist sevgilisiyle poz veren HDP milletvekilinin belki Semra Güzel. Yargılanmaya başladığı süreçte yapabiliyor. Evet. Ve Türkiye'nin artık daha önce altılı masada da bulunan bütün partilerin imza attığı bir bildiriye imza atmayabiliyor. Şimdi bu çaresizlik, bu rehin alınmışlık hali vatandaşta gözlü görülüyor. Yarın öbür gün şimdi 2019'da o zaman Sezai Temelli'ydi sanırım HDP'nin eş genel başkanı. Bugünkü Demin. Mansur Yavaş da haddini bilecek. Ekrem İmamoğlu da haddini bilecek. Bizim sayemizde seçildiklerini bilecekler demişti. Hem kadrolarında yer aldılar hem de ciddi kamu kaynaklarının onlara gittiği haberlerde veya onların da inkar etmedikleri bütün söylemlere yansıdı. Şimdi o süreçten bu sürece kim kazandı? DEM kazandı. Şimdi DEM ne yapıyor? CHP Genel Merkezi'nden önce Türk bayrağını kaldırdılar. Önceden Kılıçdaroğlu DEM yetkilileriyle beraber poz vermiyordu. Evet. Şimdi Özgür Özel veriyor. Her gün DEM'lilerin mesafe kat ettiği, mevzi kazandığı bir süreç. Şimdi bu yarın 2019 yerel seçimlerini biz kazandırdık deyip kamu kaynaklarını ne kadar istismar ettilerse, şimdi siyasi olarak bu kadar mevzi kazandıktan sonra o kamu kaynaklarının daha açıktan terör lehine istismar edecekler. Hele hele İyi Parti'nin artık ben senin HDP olan ilişkinde perdeleyici bir rol üstlenmek istemiyorum dediği atmosferde Demin iyice eli rahatladı. Şimdi ne oluyor? Türkiye'nin merkezi olarak kabul edilebilecek işte kurucu partiyim dediği parti resmen marjinal bir parti tarafından siyaseten rehin alınmış vaziyette. Bu kamu kaynaklarına sirayet etti ya. Çünkü bakın DEM bütün siyasi akreditasyonunu CHP üzerinden yapıyor. Normalde biraz siyasi taziye muhatap olsa bu kadar pervasız olamaz. Ne oluyor şimdi? Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partiyi kıstırdı. Bunun sonuçlarıyla bizi yüzleştirmek istiyorlar. Hani bu seçimlerin o anlamda hakikaten çok ciddi kıymeti var. Biz bazen şehitler vesilesiyle bunları biraz daha hatırlıyoruz. Ama bu hiç aklımızdan çıkarmamız gereken de bir gerçek.
Teşekkür ederim hocam. Mehmet hocam, yani bir yandan şehitler veriyoruz. Gerçekten bir yandan da Türkiye'de her şeyin olağan akışına devam etmesini bekliyoruz. Çok kolay bir şey değil. Yani herkes yani ocaklara ateş düşmüş durumda. Bir yandan bunlarla mücadele ediyoruz. Bir yandan uluslararası anlamda Türkiye küresel bir terörle ve emperyalizmle mücadele etmek durumunda. Akdeniz'den, işte biraz önce saydığınız Kafkasya'dan Yemen'e kadar, Kızıldeniz'e kadar pek çok yerde mücadele etmek durumunda kalıyor. Bir yandan da içeride böyle bir gündem var ve şunu söylüyorlar. Mesela her şehit haberi geldiğinde bazı kendini bilmezler çıkıp diyorlar ki seçimlere çok yaklaştık. Ondan sonra o sebeple şehit haberlerini duyuyoruz. Bunlar zaten hükümete yarasın diye yapılan şeyler. Yok. Neredeyse daha ağırın şeyler söyleyecekler ama herhalde onlar da artık utandıklarından mı, mahkeme kapılarına gitmekten çekindiklerinden bilmiyorum. Bu kadarını artık cesaret edemiyorlar ama bu nedir yani? Her seçim döneminde şehitler veriyoruz. İşte bunun seçimlerle ilişkisi var. İktidar bundan nemalanıyor şeklinde konuşan bu pervasızlığın, bu çirkin dilin nasıl bir gerekçesi var? Toplumda nasıl bir karşılığı var? Tabii burada ne yazık ki biz terörizmle mücadele ederken ister istemez siyasete girmek zorundayız sevgili Murat. Evvela 5 şehidimizi ve yaralılarımızı Allah'tan şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Amin. Tabii millet olarak ordu millet diye bir tanıma sahibiz. Dolayısıyla ateş düştüğü yeri yakıyor. Fakat bu şehitlerimiz niçin oradaydı? Ve bu ülkenin sınırlarını nasıl koruyorlar? Bunun da şuurunda olan bir milletiz. Bir kere şehit ailelerimiz, gazi ailelerimiz bunun farkında. Türkiye'de meselenin farkında olmayan aydınlarımız var. Onlar bu meselelere başka boyutlardan bakıyorlar. Şimdi tabloyu şöyle izah edeyim ben. Yani pençe harekatı ne anlama geliyor? Pençe serisi ne demek? 2019'da pençe harekatları başladı. 2018'de hazırlıkları sürdü. Ciddi bir stratejiyle Genelkurmay'da bu konuda çalışma yapıldı. 2019'daki harekat şu anlama geliyor. Irak ve Suriye'deki unsurların birleşmesini engellemek için, terör örgütlerinin birleşmesi ve birbirlerine lojistik akışları sağlamaması için arada bir tampon alan oluşturuluyor ve her üsse, PKK'nın her üssüne bizzat müdahale ediliyor. Şimdi bu haritayı zihnimizde canlandırdığımız zaman Irak'ın İran sınırına doğru Kandil'den Hakurk, Avaşin, Metina bölgesi, ardından Gara hattı var Suriye sınırına doğru. Sonra Suriye'de Sincar dediğimiz bölge var. Şimdi burayı birleştirmek istiyor Amerikalılar. Yani Irak ve Suriye'deki iki alanı birleştirerek İran'ı da sıkıştırmak istiyorlar. Bu meselenin çok boyutu var. Sadece biz terörle mücadele etmiyoruz. Aynı zamanda ülkemizi büyük bir felaketten de korumaya çalışıyoruz. İran'ı sıkıştırarak... Hocam sözünüzü unutmayın. Buyurun. Tabii gündem sıcak olduğu için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de bir açıklama geldi. Onu da ben izleyicilerimizle paylaşayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehadet mertebesine erişen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralarımıza acil şifalar diliyorum diyor. Rabbim makamlarını, âli mekanlarını cennet eylesin. Devletimiz, vatanımızın bekası ve milletimizin selameti için fedai can eden kahramanlarımızın kanını yerde bırakmayacaktır. Bu topraklarda son terörist sökülüp atılana, terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir diyor Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Duman Kurtulmuş. Buyurun hocam. Evet, şimdi bu pençe bir kere Başur denilen sözde Güney Kürdistan'la Rojava'nın birleşmesi için
bir çaba sarf ediliyor. Yani Amerikalılar bu Türkiye'nin güneyindeki iki alanı birleştirmeye çalıştılar. Rojava'da 4 tane kanton ilan ettiler. Bir konfederasyon oturttular ve hareketin 2 tane eş genel başkanı, biri komünist, biri sosyalist, birisi Heysem Menna, birisi de yeni geldi Amerika'dan bir profesör, İlham Ahmet isminde. Şimdi burada bir proje var, çok derin bir proje ve bu proje Türkiye'nin güneyini ateşe çevirecek. Yani bölgede büyük kaosa sebep olabilecek. İşte ikinci bir İsrail gibi burada bir karakol devletçik oluşturulacak. Peki, DEM Partisi bunun neresinde duruyor? DEM Parti neresinde? Şimdi seyircilerimiz anlasın. Suriye Konfederasyonu'nun, Suriye Demokratik Konseyi'nin 2 tane eş genel başkanı var. Birisi eski Suriye Komünist Partisi'nden Heysem Menna. Diğeri de İlham Ahmet, Amerika'dan geldi o. O da Libertarian Sosyalist Parti'nin, Özgürlükçü Sosyalist Parti'nin lideri. Şimdi bakın, DEM Parti'nin sosyalist damarına bakın şimdi. Bunlar Amerikancı sosyalist. Yani gerçek sosyalist değil, gerçek komünist değil. Bunlar Amerika'da yetiştirilmiş, Brüksel'de stajlarını yapmış sahte sosyalistler. Burada kurmak istedikleri senaryoyla ikinci bir karakol ülke oluşturacaklar. İsrail'in benzeri. Burada hem İran'ı tehdit edecekler hem Türkiye'yi baş ağrısı yapacaklar. Türkiye Kürtlerinin de hayatını riske atacaklar. Yani hem de Suriye ve Irak'ın, evet, yani bölgedeki Kürtlerin 50 yıllarını karartacaklar. Çok net yani. Çünkü Amerikalılar Kürtlerin sırtına basarak İran'ı sıkıştırmak istiyor. Yani tamam, İran'la biz çok muhabbetli değiliz ama yani Türkiye'nin hemen güneyinden İran'a dönük bir saldırının, müdahalenin bize ağır faturası olur. Yani ikinci bir Suriye ortaya çıkar. Bu düzen, dolayısıyla söylediğiniz eş başkanlık düzeni, bir çalışma prensibi var kendilerinde üzerinde. Türkiye'de DEM Partisi de benzer bir çalışma düzeni. Tabii, bu tabii. Hepsi KCK tarafından organize edilmiş diyebilir miyiz? Tabii ki. Yani KCK'nın PKK'sı ve İran'daki PEJAK'ı vesaire, bunlar aynı ailedenler. Yani aslında Suriye hepsi... Demokratik Konseyi'ni sevgili Murat, PKK'dan farklı göstermek için farklı bayrak kullanıyorlar. Tek şu anda şey o, farkı o yani. Yoksa söylemleri aynı, PYD'nin söylemleri aynı. Liderler aynı. Liderler aynı, aynı yerlerden çıkıyorlar. Yani bu Suriye'nin anayasa sürecinde aynı insanlar vardı, aynı hikayeler vardı. Burada ama Amerikalılar doğrudan bu yapılanmayı koordine ediyorlar. Gördüğümüz tablo bu. Evet. Ve şu anda biz bu iki yapının birleşmemesi için özel gayret gösteriyoruz. Ve Irak'ın kuzeyindeki, ki KDP'nin de yani buna çok sıcak baktığını, Türkiye'nin bu müdahalesine destek verdiğini biliyoruz, evet, zaten. Evet, Barzani Kuvvetleri. Çünkü KDP diyor ki yani biz burada mutlu, huzurlu bir denge oluşturalım, biz Türkiye'ye iyi komşu olalım diyor. Yani bunları iyi ayırt etmemiz orada lazım. Orada problem KYB'de galiba. KYB problemli. KYB hem Amerika'nın etkisinde kalıyor, hem İran'ın bir anlamda ensesinde boza pişirmesinden korkuyor. KYB ile zaman zaman SDG'nin, PYD'nin işbirliği içerisinde olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin de müdahalesi var buna. Birçok olay oldu. Şimdi burada pençe harekatının alt başlıkları oldu. Yani bir sürü pençe yapıldı. Kiliti var, Yıldırım'ı var, Şahin'i var vesaire. 15-16 tane harekat oldu. Bunların hepsi bu bölgeyi güvenlikli alan haline getirtip Türkiye'nin terörden tamamen uzaklaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Diğer türlü buradaki yapılanmalar ani baskınlarla, Türkiye'de geçmişte birçok karakol baskını yaptı, birçok şehitlerimize, şehit kaybımıza sebep oldu. Dolayısıyla bu harekatın stratejik bir gerekçesi var ve uluslararası arka planı da var. Uluslararası dayanakları da var yani. Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine göre Türkiye hem Irak'ın kuzeyine hem Suriye'nin kuzeyine yeri geldikçe müdahale ediyor. Ama Irak'taki tecrübenin ve PKK'nın lojistiğinin Suriye'ye kaydırılmasını, özellikle insan transferine, terörist transferine izin vermeyecek şekilde buraları birbirinden ayırıyor. Bu günler zor günler.
Ama bu ülkenin vatan olması ve bin yıl daha bu topraklarda var olabilmemiz için buna müdahale etmemiz lazım. Eğer aşağıda bir kanton devletçik kurulursa Türkiye için çok daha büyük problemler ortaya çıkacak. İşte Amerikalıların istediği bu zaten. İsrail üzerinden bakın Orta Doğu'yu dizayn ediyorlar. Orta Doğu'da birçok ülkeye hakim oldular. Suriye'nin kuzeyinde bu yapıyı kurdukları zaman hem Irak hem İran ve ardından Türkiye istikrarsızlaştırılacak alanlar haline gelecek. Bu istikrarsızlık kime yarıyor belli. Zaten dünyada küresel acımasız sistemin temel dayanağı bu oldu. Küçük devletçikler, küçük ulus devletçikler kanton yapılarla küresel sisteme bağımlı, ABD'nin hegemonyasına bağımlı minik ülkeler yaratmak istiyorlar. Burada terörle mücadeledeki kararlılığımız devam edecek. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konuda bir taviz vermesi söz konusu değil. Tabii DEM Parti veya işte HDP dediğimiz yapının bu terör saldırılarından beklentileri de var. Bugünlerde bunu da unutmayalım. Çünkü Türkiye bir seçim atmosferine girdi. Türkiye'ye bir şeyleri dayatmak istiyorlar. Türkiye'deki siyasal yelpazeye mesajlar vermek istiyorlar. Bunu da unutmayalım. Evet. Taceddin Hocam, şimdi Mehmet Hocam söyledi. Bunu aslında uzun bir süredir konuşuyoruz. Suriye'nin kuzeyinde bir kanton ilan ettiklerini biliyoruz. Ve PKK'nın ABD'den, farklı yerlerden ithal liderler de getirerek orada bir devletçi kurma girişim var. Amerika'nın her türlü silahı ve ekonomik desteği de var. Bir yandan da biz Türkiye'de Hendek terörü esnasında onların kanton yapma girişimlerini bertaraf etmiştik. 900'e yakın şehit vererek işte Diyarbakır'ın Surun'da vesaire Güneydoğu'nun pek çok şehrinde bu girişimler bertaraf olmuştu. Bütün bunlara rağmen hala ve bu problemi ortaya çıkartan ve Türkiye'nin sokaklarını terörize eden kişi, yapının başındaki Selahattin Demirtaş bunlardan dolayı içeride ve terör hükümlüsü olarak yargılanıyor. Buna rağmen biz hala Türkiye'deki pek çok siyasi partinin seçim beyanı olarak, seçim vaadi olarak Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını dillendirdiğini gördük. Nasıl olacak yerel seçimlere giderken yine Türkiye bunları mı konuşacak? Teröre karşı birlik olunamayacak mı? Yani herkesin Amerika'da hamburger yeme şansı olmadı. Amerika'da hamburgeri Kılıçdaroğlu yiyebildi. Ama yani sizin de canınız hamburger istiyordur. Şimdi Türkiye'de muhalefetin üzerinde sıralandığı hat Amerikancı bir hat. Bu en sağından en soluna kadar böyle. Hatta Saadet Partisi'ne kadar böyle bakmayın yani demin. Mehmet abi çok güzel bir şey söyledi ilk bölümde. Amerika nereye askeri olarak sirayet etmek isterse orada İran önce bir paramiliter güçleri hareketlendirirdi. Şimdi bu benim açımdan çok sorguya gelecek bir şey değil. Bu işi yapan Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi muhalefeti dedim ben ona. Ve hala böyle diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının hamburgercide hamburger yiyişi sıradan bir şey değildir. Rıfkı'nın gelişi seçimden evvel ve gençler, sınırları aşan gençler, sınırları aşan taleplerde bulunuyor deyiş o video konferansında. Yani Kemal Kılıçdaroğlu demişti ya, biraz teknoloji görsünler diye adamı gelmeye tenezzül etmedi ama öyle bir konuşma yaptı ki gençlik talepleri sınırları aşan talepler olarak karşımıza çıkıyor. İşte o meşhur yani. Defaatle söylemek lazım, unutmamak da lazım. Roma'sı olmayan bir imparatorluk oluşturmak istiyorlarsa eğer, bu Roma'sı olmayan imparatorluğun kendine ait çeşitli merkezleri olacak. Buralarda da vassal idareciler olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki temel fonksiyonu PKK terörünü Türk halkı zihninde meşrulaştırmaktır. Bu bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi siyasilerinin uzunca bir süredir bil kast, bil irade çalıştığını görüyoruz. Bak Murat abi bunlar, yahut Sayın Özer yayındayız. Tesadüfen olmuş şeyler değildir.
bizim güneyimizde İslamcı Suriye Milli Ordusu olacağına seküler YPG olsun demek. Onlar kendi vatanlarını savunan vatanseverlerdir. Bize mi saldıracaklar demek. Genel Başkan'dan milletvekiline doğru iniyor. Akabinde bu zatın dağdaki abisinin kitabını İstanbul Kitapçısı'nda satmak. Bak bu zatın herhangi bir akrabasından bahsetmiyoruz. Dağdaki abisinin kitabını. Abdullah Öcalan'ın yeğenlerinin girdiği mecliste bunlarla müşterek siyasal angajmanlar oluşturmak, anayasa çalışmak Kaboğlu Başkanlığı'nda gibi 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 böyle 50 tane şey sayabiliriz. Şimdi vatandaşlar şunu eksik söyledim, bunu da söyle diye yazıyorlar Twitter'da bundan sonra. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda yapmakta olduğu şey Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen bu siyasal bünyeye ve bizim açımızdan bir terör örgütü olan bu bünyeye bir meşruiyet katmak. İhaleyi kimden aldı? Kimin taşeronu? Bu bir taşeron firma. Cumhuriyet Halk Partisi. Biz bunu da söyleyince kafaya kalpağı takıp biz Kuvayi Milliye'nin partisidir demeye başlamıyorlar mı? Bütün cinleriniz tepenize çıkıyor. Bu ihaleyi, taşeronluğu kimden aldılar? Yani Amerika'dan aldılar. Uzun uzun tartışmanın alemi yoktur. Buradaki şeyler kim? Bağlantı hatları kimler? Bağlantı hatları neler? Cumhuriyet Halk Partisi binasının 13. katı ne işe yarar? Yani orası bir paratoner midir? Şimşeği alır aşağıya taşır. Yoksa Zembille Ali Cemali Efendi'nin oturduğu yer midir aşağı? Genel Başkan katına bir zembil mi sallanır? Bunların cevapları aslında pek çok kimse tarafından bilinen şeylerdir. Yahut yani Ruzi Nazar ölmüştür de geriye bir tek 3-5 şahsi eşyası mı kalmıştır? Yani bir şey kalmamış mıdır? Bir bakiyesi kalmamış mıdır? Yahut Sayın Akşener Teoman Koman'ın talebesidir de Teoman Koman'dan öğrendiği sadece birkaç kontra ispiyonaj taktiği midir? Bak bunların hepsi cevaplanması gereken sorulardır. Dolayısıyla şunu söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi bizzat kol kola girerek, İyi Parti ise onu tukaka ederek, o bir Lala Paşa oyunudur, tiyatrosudur. Diğerleri kendi çaplarında bir takım şeyler geliştirerek, söylemler geliştirerek, mesela bu Ali Babacan'ı unutuyoruz. Önemsiz bir siyasal figüre dönüştü, doğru. Türkiye siyasetinde Ali Babacan hiçbir şey ifade etmez şu anda. Ve lakin Ali Babacan'ın HDP'ye kapatma davası açıldığı süreçte ortaya koyduğu siyaset atanamamış HDP'lilik ve biz burada HDP yoksa biz varız demesi. Bunların hepsi bize bir şeyi gösteriyor. Çok güzel bir tablo çizdi demin Mehmet abi. Biz de bugün hep birbirimizi ağırladık ama çizdi, ne yapayım yani. Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen bu tampon yapı, bu Nabukadnezar'dan müdevver yeniden alınması gereken o topraklarla ilgili bu yapı bir şekilde Türkiye siyasetinde meşrulaştırılmalıdır ve yarın bir gün Türkiye'nin açık ve meşru hedefi olmaktan çıkarılmalıdır. Kürtlerin de devlet, hepinizin devleti var, Kürtlerin niye devlet olmasın söylemiyle. Bak ne kadar rasyonel. Ne kadar rasyonel. Tekrar edelim, bunu ikinci keredir söylüyorsun demesinler. Dikkat edelim. Uluslararası arenada bir devletin tanınırlığı açısından gerekli şeyler toprağınız olacak. Westfalia'dan beridir. Bu belli sınırların olacak. İki, belli bir bürokrasin olacak. Üç, belli bir kolluk kuvvetin olacak. Dört, belli bir alemin olacak. Devlet alemin olacak. Şimdi bir de modernite ile birlikte bir şey daha girdi. Pasaportun olacak uluslararası arenada tanınan. Vallahi pasaport hariç her şeyi verdiler PKK'ya. Suriye'nin kuzeyinde. Pasaportu da verdi mi devlettir. Birleşmiş Milletler'e de üye olur. Buna mani olan şu anda nedir? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu. Erdoğan'dır. Nasıl Türk Silahlı Kuvvetleri bizim gururumuz, onurumuz, gözümüzün bebeği, Mehmetçiğimiz, o ayrı mevzu. Ama at sahibine göre Kişner, Kılıçdaroğlu kazansaydı Mayıs seçimlerini. Sen zannediyor musun şu anda Pençe Kilit bölgesinde bu saldırılar olacaktı?
Çünkü bizim ne işimiz var Libya'da, bizim ne işimiz var Suriye'de? Leşecekti. Evet. Bu sebeple uzayıp giden Suriye Savaşı'nın anlamı ortaya çıkıyor. Uzayıp giden Suriye Savaşı, Suriye Savaşı bitmez daha. Suriye Savaşı'nın bitmesi için İsrail'in oradan parça alması lazım. Golan dişinin kovuğuna ganca yeter İsrail'in. Golan zaten de facto onundur. Buradaki en büyük sıkıntı ne? İsrail'den çıkıyorsun. Alabileceğin yegane ilk şehir Şam. Haritaya bir baksınlar. İsrail'den çıkıyorsun. Kırdor Şam var. Şam'ı aldığında Suriye bitecek. Peki İsrail buradan parsa almadan bu dosya kapanır mı? Katiyen kapanmaz. Öyleyse parsa nereden alınacak? Suriye'nin kuzeyinden alınacak. Evet. İşte bu kantonlar falan. Gören de İsviçre'nin dağları zanneder orayı. Taceddin Hocam, söz vereceğim. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın da bir açıklaması var. Hürmetler. Milletimizin başı sağ olsun. Pençekil Terkat bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet. Şehit ailelerimize, kahraman ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı âli olsun. Son terörist etkisiz hale getirinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız. Bu hainlere yaptıkların hesabını tek tek soracağız diyor İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya. Sorarız Allah. Burada bu düşman olanı, düşman bilir bir zihin nasibesi. Peygamberimizin duasıdır malum. Hakka hak, batılı batıl bildirsindir. Bu bakımdan Türkiye'deki siyasal iradenin Orta Doğu'ya yönelik konumlanması, Batı'ya yönelik konumlanmasına tekadüm eder. Ondan daha evveldir. Çünkü Batı'ya yönelik konumlanmamız bizim uzun vadedeki hedeflerimiz açısından hayatidir. Ama Orta Doğu'ya yönelik konumlanmamız bizim hayatiyetimiz açısından önemlidir. Şu anda ben AK Parti iktidarının PKK'yı PKK gibi, Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinin ise PKK'yı bir İsviçre STK'sı gibi görme çabalarının bu plana hizmet ettiğini görüyorum. Vesselam. CHP ve bileşenleri. Emre Hocam. Şimdi peş peşe açıklamaları da okuyoruz. Devletimizin yöneticilerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden İçişleri Bakanlığımıza, İletişim Başkanlığımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar çok güçlü bir şekilde PKK terörüne karşı bir duruş sergiliyorlar ve PKK'nın tamamen ortadan kaldırılması için gerekli her şeyi yapacağı konusunda güçlü bir irade var. Bu irade Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de var elbette ama bu iradeye karşı... Bu iradeyi zayıflatmak için içeride bir takım zaafların oluşturulmasını sağlayan yapılar olduğunu da görüyoruz. Nasıl bu birlikteliği sağlayacağız? Ya tabii şimdi Türkiye'de bu birlikteliği sağlamak çok kolay değil. Ekseriyetinde kolay. Ama baktığınızda bugün HDP ve CHP üzerinden irrasyonelleştirilmiş bir kitle de söz konusu. Her türlü yalanı çok rahat satın alan Erdoğan karşıtlığı üzerinden... Öfkelerine oynanmış, zehirlenmiş, artık hiçbir konuda rasyonel bir bakış açısı geliştiremeyen. Ya bu gitsin de o giderken her türlü birlikteliği yapmak bir nevi mübahtır anlayışı olan kimseler var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi sadece partiden müteşekkil, yönetici kadrolarından müteşekkil bir sorun olarak karşımızda değil. Yani rehabilite edilmesi gereken siyasi anlamda bir kitle de orada oluştu. Çünkü artık bağnazca her türlü ideolojik bagajla davranma biçimi orada çok fazla yerleşik hal aldığı için Kılıçdaroğlu zaten tıpış tıpış geleceksiniz, oy vereceksiniz diyordu. Veya rahat rahat aday oldu. Bütün olmaması gerektiğine karşın yorumlara rağmen. Bunu mesela Cumhur İttifakı sosyolojisinde tesis edemezsiniz. Yani en rasyoneli ortaya koymak zorundasınız. Dolayısıyla hakikaten bu birlik beraberliği zedeleyici, zehirli siyaset dili işte ne yapıyor? Belli bir kesimi ele geçirdiği zaman Türkiye'de kriminal olarak hukuki bir süreç de başlatamıyorsunuz. Mesela olgun demokrasilerde DEM gibi bir partinin yeri olmaması lazım. İspanya'da Heri Batasuna ne hale geldiyse o hale gelmesi lazım. Ama bir nevi hukuk da toplumla beraber yürüyen bir süreç ve bunların hepsini zedeliyor. Hem milli birlik ve beraberliği zedeliyor. Hem de diğer taraftan tüm demokratik hukuk
sürecini negatif etkiliyor. Şimdi bazen biz bir meseleyi konuştuğumuzda sadece o meseleyi konuştuğumuzu zannediyoruz ama aslında onun domino taşı gibi birçok çarpan etkisi var. İşte HDP'nin veya demin yerel seçimlerdeki etkinin artmasının işte bölgede ne gibi bir sonuçları olacağını aslında Taceddin Hocam çok iyi ifade etti. Mehmet Hocam çok iyi ifade etti. Yani bu mesele sadece burayla sınırlı kalmıyor. Burada başlayan propaganda Türkiye'nin bekasını ilgilendiren bir ateş hattına dönüşüyor. Şimdi mesela ilk terörle mücadeleyi artık kaynağında kurutalım dediğinde Sayın Erdoğan, bizim askerlerimizi Arap çöllerine gönderiyorsun dediler. Bizim Mehmetçiğimizi sen dışarıda harap edeceksin dediler. Ama o sırada Beşiktaş'ta bombalar patlıyordu. Gaziantep'te düğünde bombalar patlıyordu. Ankara'da, Gar'da, Kızılay'da bombalar patlıyordu. Şimdi bunlar bitti. O yüzden vatandaşımız özellikle son dönemde evet bu şehitlerin geldiğini ama devletin de üzerine düşeni yaptığının bilinciyle bu milli birlik ve beraberliği daha en azından kanıksayarak ortaya koyuyor. Çünkü bir kandırılmışlık veya bir manipüle edilmişlik hissetmiyor. Türk siyasetinde hani bu yerel seçimleri konuşurken hizmet bir kriter olmaktan çıktı. Çünkü bunu kendi tabanını buna mahkum etti demiştik Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP için. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi için terör de belli oranda kriter olmaktan çıktı. Ya çünkü siz HDP'yi bu kadar siyasetinizin içine akredite ederseniz ne oluyor? Bir yerden sonra şimdi siz hangi yüzde terörün karşısında konuşlanacaksınız? Zaten siyasi rehine durumdasınız. Bir de onun dışında işin bir de tutarlılık boyutu var. O yüzden ben bunun açıkçası kısa vadede çok mümkün olmadığını ama tabii ki de yekünde Türk halkının ferasetinin ve bu meseleye olan yaklaşımının net olduğunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Mehmet Hocam son 1-2 dakikam kaldı. Son sözlerinizi alalım, sizinle kapatalım. Evet, yani tarihin öyle anları var ki buna tanık olmak zorundasınızdır. 20. yüzyılda kurulan düzende oturmayan taşlar vardı ve bu bir anlamda bugünlerde 21. yüzyılın ilk çeyreğinde kendisini gösterdi. Bugün bölgemizde yaşanan çatışma havzalarına baktığımız zaman enerji temelli, ticaret yolları temelli, kapışma alanları. Şimdi buralarda güçlü olmak zorundayız. Çok net. Yani Türkiye'de siyasi atmosferin ötesinde bir sürece biz tanık olacağız. Ve terörle mücadele Türkiye'nin temel meselesi. Bu bölgede var olabilmeniz, milli sanayi hamlelerini yapabilmeniz, tam bağımsız olabilmeniz için terörü saf dışı bırakmanız gerekiyor. Eğer bu mücadeleyi başaramazsak başka yerlerden başka terör örgütleri de Türkiye'ye sürülür ve Türkiye'yi istikrarsız hale getirir. Çünkü gelecek 20 yılda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz Murat, Akdeniz ve Karadeniz havzası büyük gerilimlere sahne olacak. Biz buradan ayakta kalmaya çalışacağız. Tarihte eğer var olmak istiyorsak 1000 yıl daha Hititler gibi, Asurlar gibi, Babiller gibi kaybolmak istemiyorsak bugün mücadele vermek zorundayız. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Çok sağ olun hocam. Aziz milletimize de başsağlığı diliyorum. Çok sağ olun. Taceddin Hocam çok teşekkür ederim. Gül Hocam çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Mehmet Hocam sağ olun. Süper olun. Esas mesele burada nihayet eriyor. Elbette şehit haberleriyle kapatmayı biz de istemezdik ama kalbimiz yaralı, gönlümüz buruk ama şehitler verdiğimiz için elbette ki üzüntülüyüz ama bunun çok daha büyük ağır bedellerini PKK terör örgütüne ve Türkiye ile mücadele eden, Türkiye'ye karşı savaşan tüm emperyalistleri ve onların taşeronlarına karşı bir şekilde vereceğimizi ve asla pes etmeyeceğimizi buradan bu ekranlardan bir kez daha dile getirmek istiyoruz. O açıdan bizler şehitlerimize üzülüyoruz, yüreklerimiz burkuluyor ama onları biz Rabbimiz katına cennete uğurladık. Sizler de bedel ödemeye devam edeceksiniz diyoruz teröristlere. Hayırlı geceler.